arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, 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 müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Evet, gene var. Hoş geldin. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, merhabalar. Bugün fazla bir ışık var, önemli biri mi var arkada? Belediye başkanı falan mı var? Genelde onlar gelince bir ışıklar yanıyor. Şey, nasıl gidiyor? Sen şu ana kadar mı o kadar su içtin? Bana yazıyorlar çünkü onlara da. Hocam burada mı? Arkadaşım buradayım. Ha, merhabalar, hoş geldiniz. Bu akşam enteresan bir seyirci var. Öyle mi? Evet, ben biraz tırstım. Hayırlısı olsun inşallah. Seni heyecanlandırmıyor mu seyirci? Evet, çok ışık açık. Ben önümü görmüyorum şu an yani. Sen niye her hafta bir çiçekle gelip birine çiçek veriyorsun? Ya öyle öyle bir şey. Ben hoşuma gidiyor ya. Ben sabah çiçek almıştım gelirken. O, zaten sabaha kalmayacak o çiçek, yarın sabah. Ama onu ben kıymetli bir şey. Yani çiçeklerin kıymetli manası var, onu biliyor musun? Ne anlamda? Mesela bugün hangi çiçeği verdin seyirciye? Lale. Ne lalesi? İşte Hollanda. Hayır. Biliyorum, o şakayı ben çok önce yaptım. Hollanda lalesi bu. Ne renk ediliyor lale? Sarı lale. Sarı lalenin manası ne? Dinledim. Sarı lale ayrılık demek. Hayır, o sarı gül. O da sarı, o da sarı. Hayır, sarı gül ayrılık. Lan ne fark eder? Lalenin dört yaprağı daha çıksa gül olacak. Sarı gül ayrılık, beyaz gül ikircik. Sen mi ablan mı karar veremedim. Kırmızı kesin sen. Gitti mi? Ne oldu bu? Hayır, güldüğümü belli etmemek için içime gülüyorum. Öyle bir teknik geliştirdim. Tamam, tamam. Hazır hissediyoruz. Müzisyeni çağır. Gel bakayım. Buradan mı? Hayır, bizim içinden müzisyenimizi çağır. Huzurlarınızda minik. O bugün çok hasta, hasta hasta geldi. Öyledir, sanat. Sanat böyle bir şey. Ölsen de gelirsin. Öyle ya, bizim kaderimiz. Al mikrofonu kenara, saçma sapan konuşup durma ya. Şey al, en kenara al. Gidebileceği en kenara al. Devam edelim mi? Senin de götürebileceğin en kenara götürebileceğim al. Aslımıza döndük. Sen kimi çekiyorsun? Kimi çekiyorsun orada? Ayıp, belki evli baktı insan. Adam o. Çok iyi. Adam mı o? At kuyruklu. At kuyruklu, küpeli, rujlu. Hayır, ruja kadar hakikaten adam olabilir. Arkadaşım, biz ne gördüğünüzü görmediğimiz için ayıp. Şş. Yapma öyle şeyler. Evet, talk show sunucusu arkadaşım karşınızda. Bugüne kadar yapmadığı bir şeyi belki de bu akşam yapacak. Ha işte ha. Tamam. Hayır. Ha? Belki de
Belki de... Ya ne gülüyorsunuz? Hayır, belki sıcak geldi ceket çıkıyor. Ay sen her pantolonun düğmesine elini attın da ha. Evet. Bir gün çıkarırsan ne olacak, şey açarsan düğmeyi? Enişte açtım, ne oldu? Ben sıcak geldi ceketi çıkarıyor. Bu dünya nereye gidiyor ya? Arkadaşım sen bugüne kadar yapmadığın bir şey yapacaksın bu akşam. Affedersin, Serkan gitara bastı da yanlışlıkla. Büyük geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Herhalde onun imalatçıları da böyle bir ses çıkacağını hiç düşünmemişlerdir yaparken. Olsun, olsun. Kader bunlar. Ben çıkayım mı? Arkadaşlardan biri gelsin mi? Arkadaşım yapma. Sen yapman gerekeni yapacaksın. Evet. Talk showcusun. Bu akşam ilk kez talk show yapacaksın. İlk kez yapıyoruz. Göster. Fransa'da geçiyor hikaye ve new talk show. Arkadaşım ben üst katta oturuyorlar diye Serkanlara bile etek giydirmiyorum. Yapma şunu. Serkan'a etek giydirmeyelim zaten. Yani genel olarak söylüyorum. Genel tavır. Ama şeyci giymiş klarnetçi, bak şimdi gördüm. Yok, o elbise. Etek değil o. Öyle etek mi? Ayrı olur. Elbise tüm olur. Artık bunları öğrenelim. O kadar DVD seyrettirdim. Şimdi hazır hissediyorum. Bence seyirci kıvamında güzel bir topluluk. Arkadaşım ben de senin bu kadar hazır olmandan korkuyorum. Evet. Bu akşam başımıza bir şey gelmez değil mi? Bir gün gelecek. Neden bu gece olmasın? Peki. O zaman müzisyen ne yapıyorsun? Yani. Yani o da farkında. Ne yapıyorum yani burada? Ulan bir kere de hevesimi kırmayın lan. Müzisyen ne yapıyorsun yine da 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 dan diye girsene. Da 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 dan diye trombon sesi çıkar. Evet böyle. Mesela müzisyen ne yapıyoruz? Esnek istemiyorum lan. Çok saçmaydı. Arkadaşım bu akşam gene bir konuğun var. Ah tövbeler gelsin. Evet. Lütfen rica ediyorum. Konuğunu getir. Çok samimiymişin, çok sevinmişin gibi davran. Ha. Tamam mı? Seyirciye takdim et. Tabii. Tamam. Hadi. Git arkaya. Burada benim konuğum var de. Burada benim konuğum var. Hayır orada değil. Şuraya oturmuşum beklerken. O kadar kısa vadede değil. Daha arkada. En arka. Hayır hayır. Sahnenin arkasında. İyi arkada. Tamam ha geliş. Evet. Hazır. Getiriyorum onu ben. Getir. Hazır getirirken konu, konuğun önünde çeşitli hareketler yap. Yapılmayacak yok. Şeyler yap. Gerek yok. Gerek evet. Yok. Al gerek. Gel. Hiç gerek yok. Görüşürüz. Nerede konu? Yok konuk moruk yok. Ya var orada. Vallahi yok. Ya sorsana. Burada konuk var mı? Yok. Yok. Arkama. Arkamda kız geliyor. Aa merhaba. Hoş geldiniz. Aa merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. O da yetmez. Ucuna kalk, ucuna. Ucuna kalk. Yetmedi. Bana böyle olta atması... Parmak ucuna kalk. Tamam. Parmak ucuna kalksana. Tamam. Ayakkabının içinde döküyorum böyle bir parmakları. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok mutlu olduk. Evet, çok mutlu olduk. Gerçekten sizi aramızda görmek. Hande'ye de göster mutluluğu. Bak. Ha, mutluluk olarak gerçekten sizi aramızda görmek bizi çok şereflendirdi. Lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Lütfen. Böyle mi geçiyor? Lütfen, evet. Ben kaçıyorum. Orada çay var, telefon burada. Bir şey olursa haberleşiriz. Gel şuraya. Evet, çok mutlusun. Çok mutlu. Elini cebinden çıkarıp sok. O kadar mutlusun. Elini cebine çıkarıp sokuyorsun ve yanına gidiyorsun. Çok, çok mutlusun. Çok. Yüzünde göreyim ben neşeyi. Eli mi? Hayır neşeyi. Hande geldi lan bu kadar mutlu olabilirim sanacak. Anne mi geldi? Hande geldi. Hande geldi evet. Hoş geldin gerçekten hoş geldiniz. Ne kadar şu an bahtiyar olduğumu anlatamam. Şimdi duyduğuma göre yeni çıkardığınız diyet listesi diyetisyen mi hanımefendi? Hayır. Arkadaşım ben sana ne dedim başlamadan önce? Haftaya ödeme yapacağım. Hayır. Dedim ki bir o kızı kaldı. Çok yakından tanıyormuşsun ve çok mutlu olmuşsun gibi davranıyor. Ama gerçekten o gece habersiz gitmem beni çok üzüyor. Bu kadar yakınlık iyi mi? Bırakıyor bu kadar yakınlık iyi mi? Ben şimdi sorsam o gece neredeydiniz diye mesela işi uzatsam. Yüreğimde. Hayır. Niye giriyorsun bu işlere? Aç kartını kartından bir soruyla başla. Evet kartından bir soruyla hayır, giriyorum. Hayır senin kartından. Amerika'nın kartını eyaleti diye ben. nasıl gidiyor? Neden? Yani ben biraz konuğa da öyle rahat ettim. Konuk da biraz istim üstünde olsun diye şey yapıyorum. Çünkü süper. Genelde evet. Genelde sana. Böyle talk show şeylerinde
şey oluyorlar mesela. Ne oldu Vamık'la olan o düetiniz? Şimdi seyirci zaten biliyor Helal abi. Vamık'la olan düetiniz ne oldu? Seyirci biliyor işte, şu kadar seyirci. Şimdi ben şey soruyorum yani, bir yandan konuk nasıl bir soru gelecek? Benim hani beni yüceltecek, benimle ilgili reklam mı ama derken anladın? Hayır, ben hiç anlamadım şu an dediklerini. Sen ne anlatıyorsun ki? Bak herkes diken üstünde şu an, bunu sağladığımı düşünüyorum. Ben, kendisi, herkes. Tamam. O soruda okeyim seninle. Aynı soruyu sor. Hadi. Fakat elin cebine girsin girsin çıksın. O cep artık oturdun. Ayaktayken hocam. Ha, oraya girsin girsin çıksın. Evet. Evet. Sor. Bir daha sor. Şimdi herkesin hayal gücü neler tabii burada. Şimdi severek takip ediyoruz. Gerek televizyon olsun, gerek sinema olsun, gerekse yurt dışından getirdiğimiz değil. Şimdi arada çıkar. Elin orada kaldı. Arada bir çıkar. Ha. Ve şunu merak ediyorum. Şimdi yurt dışında imkan olsa buradaki dizi ve televizyon çekimlerinin anısını... Arkadaşım. Şu an tüm oyuncular adına galiba bir hissiyatımı belli ettim ama neyse gerisini getirmeme herkes anladı. Diyelim ki hakikaten çok eski bir gerçek tarihi olay üzerine kurulmuş muhteşem bir hikayenin erotik versiyonu. Ben galiba düzgün bir yere bağlayamayacağım bunu. Bir dakika öne gel. Gel bir dakika öne. Bir dakika öne gidiyorum çünkü ben siz yaşayamam. Gel illa bir dakika bana, öne. Bana danışacak şey yapacak. Buyurun hocam. Gerizekalı. Kendine gel. Oraya oturduğunda sana bir şey oluyor. Ya evet ben de anne o deri galiba o vinil bir şey o ya. O zaman oraya oturma. Koltuğun başına otur. Evet. Oradan sor tamam. Ama doğru düzgün soru sor. Değişik böyle onu da değil mi onu da. Evet kız geleli şuraya 5 dakika oldu, 5 dakika sormadın. Olmuş. Evet evet şu an hayattan bezdik hocam. Müzisyen. Müzisyen. Hadi yavrum. Hadi. Ne hadi çal demek ki manasında. O da gitmeye hazır. Herkes illallah etti artık. Evet müzisyen sıra sende. Evet ver müziği arkadaşım git koltuğun evet. Başına. Evet. Bu başım bu başım bu evet. Başım. Hayır şey koltuğun başı yani baş koyma yerine. Bu koltuğun iki tarafı aynı olduğu için ne tarafa isterseniz... Koltuğun baş koyma yerine otur. Baş koyma yeri neresi koltuğun? Ya dik mi duruyorsun, yan mı yatıyorsun? Arkadaşım ben ne bileyim? Senin... Şimdi buraya yatıyorsan bak, baş burası. Arkadaşım! Dik duruyorsan burası. Popunu tut. Tut! Bunu ben de ilk defa yaşayacağım. Onu evet. Nereye koyarsın? Aa başı kıçı bilmiyor ki daha. Arkadaşım gel öne. Bak. Biz şu an çok özür diliyorum. Siz gelmeden önce hazırlanmak isterdik ama baş bu. Arkadaşım tamam. Poponu koyduğun yerin arkanı yaslandığın yerde kafan nereye geliyorsa koltuğun başı orasıdır. Tut poponu nereye oturtuluyorsa oraya oturt bakalım popoyu. İsterseniz siz bu arada... nereye yani... oturtuluyor? Ha? Hissettin mi? Şimdi sırtını dayadığın yerden kafana neresi geliyor? Bu. Ha, oraya başa otur. Başım hala buradayken mi? Onu yapabilirsen zaten talk show'u bırakırız. Onu yapsam zaten ben de bırakırım. Niye ya? Evet, sen oraya normal insan gibi otur. Normal insan. Onu desenize sırt yaslama başlığı. Evet, işte busun sen. Görüntü şunu harika. Hiç anlamadım ama şu ne? Evet, küçük parmağı kaldırma. Bu böyle paralel gidince hani tabii. Gün oturuşu oluyor ya. Tabii tabii şu. Sıra Hanım ne yaptın senin kız? Hani o paralel bu da otomatikman böyle oluyor çünkü. Bir de şu var. Daha gençler. Bu da kayınvalideyi çıldırtma oturuşu. Sen artık böyle yapamıyorsun bak gör. Aramızda 30 yıl var oturuşu bu. Öbürü bu. Asuman Hanım. Sen nereden biliyorsun bunları? Günlerde uzun masa örtüsü olur ya altında hep ben olurdum işte. Orada da pislikliğin yani masanın altındaydı. Hayır bir şey düşerse alttan alırdım. Süpürge çok pahalı o dönem. Evet arkadaşım talk show'u başlatıyoruz. Ver müziği başla. Hala başlamadı mı? Evet. Orada oturarak başlıyorsun evet. Ağzını göreyim. Hayır. Hani gülümsemeni göreyim yani ağzını. İşte busun sen. Kim gelmiş kim? Kim gelmiş? Bilmiyorum artık ama herhalde emniyetten geldiler artık. Arkadaşımın programına kim atmalı. Gelmiş? Evet, Hande Hanım geldi. İşte ben buyurun. Şimdi Hande Hanım böyle tepenize dikilmek gibi olmasın ama...
hakikaten diyelim ki çok ciddi bir şekilde dediler ki yurt dışında şöyle bir proje var, buraya gelmenizi istiyoruz ve fakat bir şart var. Artık burada kalacaksınız. Kabul eder misiniz? Nasıl bir proje? Onu ben sonra WhatsApp'tan yazayım mı? Şartlar. Hocam WhatsApp'tan yazabiliyor musun? Arkadaşım. Nasıl bir proje diyor? Dizi projesi de. Güzel, dramatik. Yani böyle dramatik yani. Yani mutlak bir sonu dramatik bitiyor çünkü. Ya birisi için dramatik biten bir şey. Yani kimin için dramatik bitiyor? Ona hikayeye bakacağız hocam. Orada ana unsur kim? Hande, çok özür dilerim senden. Kusura bakma. Çok özür diliyorum. Vallahi normalde gelmeyecekti. Biz başka. Hayır, hayır. Yani soru soramıyor ve şey, sen şimdi kıza şunu mu demek istiyorsun? Aynı işi yurt dışından teklif etseler orada yapar mısın mı sormak istiyorsun? Ama diyecekler ki yani yapar mısın? Bir şartla. Bu işi yapacaksan eğer burada da yaşayacaksın artık. Hı. Ne oldu? Bunu mu anlayamadık? Ha, orada işi yapıp burada oturamıyor mu? Ya çok açık ve net sordum ya. Yani 12 yıl oluyor artık. Yani hadi burama geldi ya. Vallahi. Çünkü bir iki teklif var yurt dışından bana. Hangi yurt dışı ama? İşte. Kestik, bir dakika. Hadi tamam, bunu anladım da Hande, hangi yurt dışı derken sen... Çok normal bir soru. Şimdi buradasın, bu yurdun dışı var. Ne bileyim ben, değil mi? Çekoslovakya'dasın, Çekoslovakya'nın dışı var. Mesela burası Çekoslovakya'nın dışı. Evet. Vallahi ben sizi anlamakta... Ne oldu? Hafif bırakmış olabilirim korkudan gerçekten. Çok özür diliyorum. Bir böyle bir gitti geldi çünkü. Arkadaşım ya. Kız burada oynuyor işte zaten. Hayır, çünkü önemli bir şey. Her yerde bunu, her ülkeye göre peki sen... insan tutumu farklı olur. Şimdi mesela biz diyelim ki bir rolün içindeyiz, bir şeydeyiz Hande Hanım'la. Bu ülkede başka oynarsın o rolü. Yurt dışında... Çok seni de sıktık ya, kusura bakma. Sen duş alacaksan küveti öne alayım ben. Yani bu ülkede başka yorumlarız, başka ülkede başka yorumlarız. Mesela aynı şey ilişkiler için de geçerli. Bir gün bir güne tutmaz mesela. Salı günü gelirsin, tartışırsın. Çarşamba gelirsin, bambaşka bir ilişki. Tamam ulan, gel sola. Gel sola. Kalça burada kalsın mı hala? Hayır, hayır. Çok özür dilerim. Gel sola. Gidin. Hande, sen kıskanç bir ev hanımı ol. Normalde kıskanç mısın? Yani evini kıskanır mısın? Hayır, hayır. Kıskanç ev hanımı o demek çünkü. Hayır. Yani... Kıskanç bir kadın eşsin ayrı bir şey. Kıskanç ev hanımı ayrı. Benim evime ayakkabıyla mı girdin sen? Şimdi bu kıskanç ev hanımı. Hayır, o titiz neredeydin ev hanımı. Neredeydin bütün gece? Kıskanç eş. O titiz ev hanımı. Kıskanç kadın sadece bir tek şeyi kıskanır. Neyi? Bilmem, tecrübesizde. Kocasını. Evet. Evet, sen kıskanç bir ev hanımısın. Evdesin, tamam, tamam mı? Mesela sen üç değişik şekilde gel. Mesela ilk önce şey olarak gel. Hayır, ilk önce şey olarak gel. Nereden geliyorum ben? Sen bir yerden geliyorsun, fark etmez. Karına diyorsun ki bu akşam seni yemeğe çıkaracağım ama karın çok kıskanç. Senden şüpheleniyor, tamam mı? Hı. Sen önce şey olarak gel. Nasıl diyeyim sana? Böyle bir ürkek, korkak, pısırık bir adam olarak gel, tamam? Ben evet. Oturuyor muyum? He? Oturuyor muyum? Ya yeni duştan çıkmışsın, yeni duştan çık. Pislik yapma. Kapı çalınca kocanı karşılıyorsun. Hani sen de kıskançlığı manyaklık boyutuna evritmişsin. Bak, tecrübeye bak. Evet, şimdi yalnız sen biraz şeysin, rahatsızsın. Senin dizler dışa doğru kayıyor. Allah Allah ya. Senin iki dizin de dışa doğru kaymış, pısırıklıktan. O ne? Ben direkt dansçısıymışım. Eve iş getiriyorum. Çok kıskanıyor çünkü arkadaşım, bir gün görsün. Arkadaşım, bir gün gerçekten sahnede erotik film çekeceğim. Çağıracağım ne kadar star varsa hep sahnede. Hep laf. Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Evet, dizleri göreyim hafif dışarı çıkık. Al. Ay öyle değil. Yana doğru çıkık dizi. Ha? O kadar değil. Hafif. Ayaklar düz bassın ama dizler yana çıkık. Ha? Busun sen. Oğlum sonra doktor laf ediyor onları yapma diye. Evet. 3, 2, 1. Gel karına. Tam anahtarla deliği açarken... Anahtarla deliği açıyorum. Kapıyı değil ama. Kilidi alıp gideceğim herhalde, değil mi? Arkadaşım, çok net söylüyorum. Anahtarla deliği aç. Gel. Lan nereye sokuyorsun anahtarı normalde? Tamam da öyle denmez. Anahtarla kapıyı aç denir yani. Anahtarı deliğe sok, kapıyı açı, kısaltarak söylüyorum. Ama saçma oluyor. Demek ki bazı şeylerin kısalmaması gerekiyor. Tamam, sen beni anlıyorsun, anlamazlığa vuruyorsun. Seyirci gülsün diye. Gülmesinler bu akşamda. Evet, gel. Hazır.
Yalnız bize doğru anahtarı deliğe sok, yana doğru kapıyı aç. Niye böyle konkav bir kapı mı bu? Bu kutu değil. Sen bize doğru bak. Bize doğru bak ki. Oğlum konkav konveks bizim dönemimizde icat oldu. Tamam. Ben anahtarın deliğe girip girmediğini göreyim seyirci olarak. Bak. Ben onu WhatsApp'tan atarım size. Evet. Hazır. Sen kapıyı açıp sessizce içeri girip karını uyandırmadan giderken Hande sen çıldırmış şekilde bağırıyorsun bu saatte. Nereden geliyor, ne yaptı? Sen de pısırıksın. Açıklama yapamıyorsun bir türlü. 3, 2, 1. Ben uyuyor muyum? He? Uyuyor muyum? Ya böyle kıskanç kadın uyumaz. Ne saçma bir matematik. Evet, kocası gelene kadar kıskanç kadın uyumaz. Sinirden üstünü başını paramparça. Bütün ne var ne yok çıkarmış. Evet, sen sinirle evde dolaşıyorsun. Çok sinirlisin. Aha, kıskanç kadın uyumaz diyorum. Kadın gitti uyudu. Uyuyor numarası yapıyorum. Ha tamam, o olur. Bak manyak çıktı. Evet, gel. 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 Arkadaşım. Bize doğru kapıyı aç, yana doğru gir. Evet, 3, 2, 1, gel. Tam o sırada kapı... Şu ilik gibi kız bundan mı hoşlanmış yani? Görücü usulü olmadığına emin miyiz? Bozma lan beni. Sarp, Sarp gel kapıcı ol. Sarp gel hemen. Sarp ne yapıyorsun? Goy goy içeride, Google'dan manita bakıyor. Perdenin ayrık yerini bulamıyor gerizekalı. Sarp Sala, hı hı. Her hafta çıktığın perdenin açık yerini bulamıyor musun? Hayır. Yavrum anahtarı sokup deliği açsana. Hazır hocam. Seni kandırıyor. Perdede anahtar olmaz. Tamam mı? Hangisine? Hazır hissediyoruz. Kapıcısın. Tam o anahtarı açarken arkadan yaklaş, ensesine kadar, kulağının dibine kadar gel. De ki, abi nereden geliyorsun? Tamam. Ya da sen bir şey bul söyle. Sen de tavana kadar sıçrıyorsun, tamam mı, korkudan? Evet, 3, 2, 1, gel arkadaşım. Sen bu saatte dışarıda ne yapıyorsun? Hakikaten çok korktum ya. Ya niçin böyle yapıyorsun? Ama her apartman girişinde böyle yapıyorsunuz ya. Zaten yukarı çıktığım zaman neler yaşayacağım bilmiyorum ben. Evet, gir lan içeri, gir içeri. Revacelek biriktirici. Gir lan tamam. İçeri. O diyalekto mu? Eşeri bunu düşürük biri. Lütfen. Sen kapıcısın. Dur orada devamlı Sarp. Hadi kadın uyudu, beni terk tamam, etti. Girdin. Avukat imzayı attırdı gitti. Girdin, onu uyuyor numarası yapıyor. Girdin içeriye, evet. Hayır sen yapmıyorsun. Kadın uyuyor numarası. Sen yavaşça tuvalete doğru yol alıyorsun. Giderken yolda yavaş yavaş düğmeleri sökmeye başlıyorsun ki tuvalete geldiğinde hazır olsun. Düğmeleri evet. Söküyorum. Açmaya başlıyor. Tam o sırada karın uyanıyor. Evet, gir parmak ucu. Asyalıymış. Çok iyi fikir. Sen parmak Allah ucunda git. Allah beni kahretsin sen. Sarp, Allah beni sen arka bacaklarda, arka ayaklarından tut. Kaldır ki parmak ucunda gitsin, kadın duymasın sesi. Tamam. Ya oğlum kolum kırık. Evet. O kaynar daha iyi. Yere bastırdıkça kaynar o. Sen harbiden uyuyor mu kız? Şişt. Hande kayıt bitti, seyirci gidiyor. Ya gel şuraya, şımarıklık yapma. Ya şunu evet. Bir de değerlendiren konuk var ya, uyuyor ya. Gir içeri, oğlana işaret et. Arka ayaklarımı tut de. Bak tut. Tamam. Evet. Ya, evet, girdin içeriye. Arka ayaklarımı tut. Arka? Evet, önde de ayaklarım var ya. Lütfen ayaklarımı tutar mısın? Sağ ol. Sarp, bana güvenebilirsin de. Kim? Sana mı? Bence bu gece dağılalım ya. Bugün... Bana niye güveniyorsun? Ona desene. Bana güvenebilirsin. Sana güvene... Ha. Bana güvenebilirsin. Ha. Ben bunun doğumunu biliyorum ya. Buna güvenir miyim ya? Ne yapayım? Dikeyim mi havaya? Ya benim... Bekliyor. Sarp neyi bekliyorsun? Dur bekle bakalım. Belki havalanırlar. İndir, 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 indir. Ne oldu? Oğlum o püreyi yemeyecektik. Hayatım bu gece gelemeyeceğim. Hadi yat şuraya. Hadi yat şuraya diye bir gösteri olur mu ya? Ayak bileklerinden Sarp'cığım. Evet, sessizce
Girerken konuşuyorsunuz sessizce. İşte seni nereye götürmesi gerektiğini söyle. Seni nereye götüreyim? Hayır. Ben şu an el arabasıyım ya yani. Arkadaşım bunu senin için yaptım. Karın çok kıskanç, parmak ucunda yürü diye. Gene parmak ucunda yürüyemem. Niye? Oğlum Bruce Lee miyim ben? Parmak ucunda nasıl yürüyeyim? Şu an ama görmüyor musun? Avuç içinde yürü, bir şey olmaz. Yürü. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Hadi. Yürü. Kes, ne yapıyorsunuz lan? Tuvalete gidiyoruz. Tuvalet nerede? Kadının dibinde. Burada işte tuvalet. Nerede olacak? Hayır, tuvalet burası kadın... Salon. Arkadaşım, geçerken kadının seni yakalaması lazım. Tuvalet orada olmasın. Barış'ın şey üçgen ayağının altında olsun. Hazır. Evet. Şimdi sen birden manyak gibi kalkıyorsun ya Hande. Bağıracaksın ya. Sarp, sen korkup ne yapıyorsun? Havaya atıyorsun o ayakları, tamam mı? Ya bunları şuradayken anlatman ne güzel oldu. Anlat başka bir şey. Bu Osmanlı'nın Viyana'ya gidişi. O hava böyle pusluydu diyorlar. Arkadaşım. Evet, yürü. Allah Allah. Uyan Hande, uyan. Sacit! Sacit mi? O da olur. Nereye gitsen bana geliyor hepsi. Efendim hayatım. Kestik. Hadi ben... sen neye gülüyorsun? Benim normal mi? Normal olmadığı kesin de. Sen neye gülüyorsun? Sacit'e mi gülüyorsun? Tamam, Sacit deme sen de o zaman. Başka bir şey de. Muhittin de. Tamam, evet. Kaldır ayakları, oradasınız. Allah'ım. Arkadaşım sen aşırı korkaksın. Kadın sana bağırdı ama konuşamıyorsun korkaklık şey korkudan. Evet. Sarp sen ne yapıyordun? Havaya atıyordun ayakları, yere bıraktın. Evet. Sen de korkuyorsun çünkü. Aha. Evet, 3 2 1 buyurun. Peki ben kustuğum pürenin üstüne böyle mi düşeyim? Böyle yan mı döneyim? Nasıl? Kusma. Kustukça sıra sana gelir. Hayır. Evet. Oğlum harbiden geliyor geri. 3, 2, 1, Hande! Muhittin! Ah! Ayı! Ah! Hayatım çok özür, çok özür diliyorum ben. Titriyorsun! Seni... Titriyorsun? Sen titriyorsun! Ha. Sen titriyorsun, tamam mı? Sen titriyorsun! Tamam. Benim İtalyan arkadaşım titriyor. Merhaba. Tanıştırayım, titriyor. Arkadaşım! Yurt dışında iş arkadaşım değil mi titriyor? Arkadaşım oyunu bozma. Evet. Bu gerizekalarına söyle kapının dışında dursun, sırıtmasın. Güleceğin zaman arkanı dön Sarp. Seyirciye mi? Hayır, götünle gülse yani. Evet. Şey gönder kapıcıyı dışarıya. Kapının önünde dursun. Lütfen çıkar mısın? Rezil olacağız ya. Yapma ya. Tamam. Sen titriyorsun karını görünce. Çok özür dilerim. Ben... Hande sendeyiz. Başla. Saat kaç? Saati almamışım yanıma. Saat kaç söyleyeyim sana. Niye geldin? Bir saati sormaya geldim. Kaç oldu? Daha 10 dakikan vardı. Niye şimdi geldin? Ha, erken geldim diye mi fırçalıyor? O zaman ben kapının önüne kusup geleyim 2 dakika. Buraya gel. Buraya gel. Efendim? Niye 10 dakika erken geliyorsun eve? Hayır, ben hani belki dedim sen ayaktaysan... Hayır, bunun bir sebebi var. Açıkla şu an. İşte onu anlatıyordum. Bu işte bir biteniği var. Açıkla. Şimdi hayatım metresimin işi çıktı. Arkadaşım. Ben direkt gireyim konuya uzatmayayım diyeyim. Oğlum kardeşim, sen gerizekalı mısın? He? Niye mayına basıyorsun? Sen şimdi karına şöyle diyorsun. Be sana sana. Evet, Kekemoğlu karının yanına otur. Evet, açıkla. Şimdi hayatım çok özür dilerim. Beni yanlış anladın. Benim 10 dakika erken gelmemin sebebi işlerim biraz erken bitti. Ben de dedim ki, yani bütün gün zaten iştesin. Eşinin gül yüzünü göremiyorsun. Biraz dedim erken çıkmışken hazır bunu değerlendir. Hemen eşinin yanına hemen git. Bugün de Sevda'yı görme. Sevda asker arkadaşım. O kadın kim diye birden bağıran de. O kadın kim? Evet. Hepimizin sorduğu soru bu. Yani yakınlaştırıyorum DVD'de anlaşılmıyor. Tamamen çekim hatası. Hande, postacı, birden ayağa önünde. Kalk Hande. O kadın kim diye bağırıyorsun? O kadın kim? Bu püre bugün bana mundar olacak ya. Bu bir yer... Hayatım sen olayı tamamen yanlış anladın. Öyle bir öyle arkadaşım bir, konuşamıyorsun. Niye konuşuyorsun? Öyle bir kadın. Öyle bir kadın. O kadın kim diyorum Muhittin? Öyle bir kadın yok. Öyle bir kadın yok. Bağır, senin dudağında ne var? Senin dudağında ne var? Senin değil. Hande sen bağırıyorsun. Senin dudağında ne var? Senin halin çok güzel arkadaşım. Devam. Sağ ol. Senin dudağında ne var? Benim dudağımda mı? Dudağında ne var Muhittin? Dudağında ne var?
şuradan gelirken belki biraz püre gelmiş olabilir. Hadi tamam, kokla şimdi bunun her yerini. Kokla. Muskatlı pide. Muskatlı pide. Arkadaşım sen titriyorsun. Harikasın. Kokla Hande, her yerini kokla. Bu da senin için bir ilk olacak. Bağır şimdi. Ay! Ay. Çok enteresan bir hareket. Hepimiz de etkilendik. Hande bağıracak. Hande evet, bağıracak. Hande kokla kokla bağır. Evet. Evet kokla. Ay! Ay! Değil, ay değil. O geçen bitti o. Ay. Hande niye bağırıyorsun koklayınca? E bağır demediniz mi siz? Bağırdı ama bir sebebi olması lazım. Ay diye bağırılır mı koklayınca? He. Hayır, bu ya, kimin kokusu ha, diye başka bağırıyorsun. Başka parfüm evet, buldu. Evet. Ha, başka bir kadının kokusu var. Hatta üstünde, bir bile değil. Üç ayrı parfüm buldun. Kafada ayrı, göğüste ayrı, arkasında ayrı kokuyor. Arkayı koklamadım henüz. Oradan geliyor koku. Ya ne saçma bir hikaye bu ya. Arkadaşım. Haklısın hayatım. Beni terk et lütfen. Beni terk arkadaşım. Et. Beni terk et. Arkadaşım. Arkadaşım. Gerçekten iyi kıskanan kadın üç ayrı koku bulur. Bir hocam, kokuyla yetinmez. Sana, ben acıdım sana. Neler gelmiş başına senin ya. Geç şuraya. Böyle kokladı mı seni gerçekten? Geç şuraya. Geç şuraya koklayacağım. Bunlar hep bir duyulmuş cümleler. Sen korkaksın. Korkuyorsun. Kork. Ay çok korkuyorum eşimden. Haydi. Yine mi kokluyorum? Evet, kokla sonra bağırmaya başla. Üç kokla ayrı koku duydum. Bu hangi kadınların kokusu? Evet. Sana da komik geldi değil mi? Üç ayrı kadın kokusu kokuyorsun şu an. Of, diğer üçünü silmiş demek. Biraz yürüdüm de geçsin diye. Arkadaşım açıklama yapıyorsun ama yapamıyorsun, hayır, konuşamıyorsun. Ne oluyor Muhittin? Bu üç ayrı kokunun hesabını vereceksin bana. Niye böyle kokuyorsun sen? Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Otobüsten bahset. Otobüs aldım bir tane. Hayır. Otobüsten bahset otobüs, kokuyla ilgili. İnanılmaz bir otobüs. Ben de onu seviyorum, o da beni seviyor. Arkadaşım. Otomatik vites. Kokuyla ilgili otobüsten otobüs bahset. Otobüs nasıl kokuyor anlatamam yani. Ulan otobüsle geldin. Otobüsle mi geldin buraya be? Sen otobüsten geldin. Ben otobüsle geldim. Sana ne oluyor? Allah Allah. Ben otobüsle geldim. Perişan haldeyim. Arkadaşım. Evet, bazı şeyleri senden gizlemiş olabilirim. Çok üzülüp pişmanım, utanıyorum. Çünkü rica ettim. Dedim ki üçünüz de aynı kokuyu kullanın. Hep bir numara, hep bir ikircik. Kestik. Püre. Şeye gidiyorsun. Mayına gidiyorsun gene. Yapmayın, etmeyin. Otur. Hayır, yapma. İşte böyle değil. Bak şimdi çık dışarıya. Yeniden gel. Çık dışarıya. Hande sen gene kıskanç kadınsın. Tamam. Tamam. Sen geliyorsun bu sefer Karadenizli olarak geliyorsun. Biraz daha böyle şeysin, artistsin. Konuşmadan falan kabadayı bir adamsın. Tamam. Çok güzel işmiş ya. Ama yok. Kocan hala kıskanç, tamam? Kocam kıskanç. Hayır şey, karın. Karın hala kıskanç. Sen de gene korkutuyorsun onu arkadan, tamam? Çıkar ceketi omzuna al, çabuk. Müzisyen duydun mu? Omuza alma müziği. Hayır öyle değil ya. Ceketi giyer gibi omuzlarını al, sadece kolunu sokma. Böyle bir şey kaldı mı artık ya? Evet. Havalı havalı geliyorsun, gel. Şu havalıyım ama papyon var hala. Evet. Oraya kadar evet, delikanlı. Gel. Ha. Tam böyle yavaş yavaş geliyorsun, çok kabalayı bir adamsın. Evet, gel. Karadenizlisin. Evet, gel. Ne yapıyorsun? iPad'i sallıyorum. Niye? Tespih uygulaması indirdim. Ne yapayım? Hazır, tamam hazır. Çok saçma. Evet, tam gel. Kapıya deliye sok. Kapıyı deliye sok. Ya laflarımı herkes anlıyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen de Sarp gel tekrar onu korkut, tamam? Tamam. Evet, 3, 2, 1 gelmişsin. Evet. Çok kabadayısın ya. Çok havalısın. Evet. Evet, hazır hissediyoruz. Evet. Gel. Göster anahtarı. Onu görmüyorsun. Ha, onu görmüyorum. Seyirciye göster anahtarı. Ha. Hazır. Evet, gel. İyi geceler. Yavrum çok korkuttun ya. Ben artık neyim? Hiç bunlarda öyle bir diyalekt yok. Olabilir, tamam. Ne kadar korkutun beni ya. Çak bir tane Sarp'a yere düşsün. Ne
Yön beğeniyor pezemek kendine. Gir içeriye. Gene... Artvin parmak... Devlet Opera ve Balesi'nden ama bu. Gene parmak ucunda gidiyorsun. Kendim ama bu sefer herhalde. Evet, kendin gidiyorsun. Kendim mi? Nasıl gideyim? Arkadaşım, git bir şekilde işte. Oğlum gidilmiyor lan. Tamam. Gidilmiyor. O yeter bize. He? Gittiğin kadar yeter bize. Evet, gel. Tamam. Şimdi parmak ucuna gitmene gerek yok ki. Kabadayısın sen ya. Hanım bir şey dedi mi? Ya da parmak ucunu ise onun parmağının ucunda gideyim. Hayır, hayır. Benim kafam almadı onu. Hazır. Gel. Şimdi Hande tekrar yükseliyorsun ama adam değişti. Bakalım nasıl olacak. Evet, 3, 2, 1 gel. Kazım! Bu askı nerede? Sabah buradaydı, askı nerede? Üste çıkıyor şu an. Evet, kıskanç kadınsın sen. Buradan anlattın mı o duyguyu? Hangi askı ya? Bizim evimizde askı mı var? Ya ben Karadenizliyim, sen hep benden uzun ya. Arkadaşım hadi, as şunu. Sabah burada bir askı vardı. Ceketimi buradan aldım, şimdi geldim askı yok. Askı... Bizim evimizde hiçbir zaman askı olmadı Kazım. O zaman ben nereye asıyordum onu? Burası hangi ev? Sen kimsin? Yanlış eve gelmişim. Arkadaşım gel şuraya. Bu senin karın. İddia et, askı vardı lan burada de. Tamam, ben bu sefer Karadenizliymişim. Çünkü onu alıyor burada askı. Bu da buraya böyle askı verdi bir tane. Sabah giderken burada bir tane askı verdi. Geldim, askı yok. Nereye koydunuz bu askıyı? Ne ettin? Başkası mı girdi bu eve? Değişik bir tonlama yaptım, ben de şaşırdım şu an. Sabah burada böyle askı yok. Evet, şimdi kıskançlık yap. Kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Hayır, sen değil. Hande yapacak, Hande. Hadi. Şimdi söyle. Evet, kıskançlık yap. Kim o kadın diye bağır. Kim o kadın? Hande, nerede? Burada aç mı? Arkadaşım, bilmiyorum. Sen kendin oynuyorsun. Biraz şöyle gideyim. Çok şey kaldın sen. Gölgede kaldın. Evet. Kim o kadın Kazım? Hangi kadın tüyüsü? Biliyorum, hissediyorum. İtiraf et. Senin üstüne kül kökleyeceğim mi? Kül nedir bilmiyorum. Kül oldu. Karadeniz olunca gül oldu. Kül koktu bu sefer. Kötü koktu. Değil mi? Hadi söyle. Senin üstüne gül kokuyor. Senin üstüne kül kökleyeceğim ama ölürüm daha iyi. Güzelim benim. Sen başka bir kadın olabilir. Söyle, nasıl inanıyorsun? Seninle buralarda böyle otlaklarda, çayırlarda yürüdüğümüz günlere hatırlar. Böyle bir şey mümkün mü? Ben senin köşelerine vurulmuşum. Dudaklara gir. Hande, dudaklara. Gir. Ne? Dudaklara gir. Efendim? Demin yaptık. Yo, benim, ya. Benim canıma minnet. Ben konuyu tam anlamadım. Eksik bir şey olsun istemem. Hande, evet hocam, dudaklar. Hande'cim demin yaptık ya. Evet, şey, senin tamam. Dudaklarında ne var o manada? Evet. Oturuyorsunuz yan yana. Birden bağırıyorsun Hande. Artık ödemeli arama yok. Ne oldu, kaktüse mi oturdun sen? Yok yok. Evet arkadaşım, harikasın, süpersin. Evet Hande, söyle. Dudaklarda sıkıntı var. Hande birden bağır. Senin dudağında ne var? Kazım, senin dudağında ne var? Kazım kim ula? Çok iyi gidiyorum bence. Süper, devam et. Kazım kim? Benim evimde Kazım diye bir erkeğin adını anlatacaksan... ...önce ben de tanımalıyım Kazım'ı. Kazım kim? Bizim nasıl bir evliliğimiz var? Beceremiyorum. Olmuyor Suzan, beceremiyorum. Terliyorum. O teri içimde tutamıyorum. Demin biraz püre çıktı. Kimseye göstermemek için elimden geldi. Çok utanıyorum. Geçen hafta da böyle hafif pırtladım. Sanatçı da olsan insansın. Bildiğin göt. Of. Mesaj mı geldi? Telex. Kestik. Kestik. Suzan ne diyorsun sen ya? Kağıt bıraktım. Fazla uğraşamayacağım dedim. Alacaksın haftaya kaşeni. Bağırıp durma bana. Kaşımı mı alacaklar? Manyak iki haftadır para almıyor diye bana bağırıyor ya. Evet arkadaş. Bana mı bağırsın? Kime bağıracak? Evet. Hazır mısın? Hayır. Hande bağırıyorsun. Senin dudaklarında ne var? Dudaklarında yeşil ruj lekesi buldun. Yeşil evet. Mi? Ah. Olamaz mı? Olamaz. Her renk ruj var. Sen daha iyi bilirsin balım. Evet. 3, 2, 1 Buyurun. Senin dudaklarındaki o ruj
ne Kazım? Bak kadın bana böyle bağırarak sen konuşma. Bir kere benim başıma bir şey gelmişse bunun bir sebebi var. Acaba yanımda bir kadın mı gördü? Bir sor neden? Belki de sevgiye açım. Duyguya açım. Bir erkek dışarıda sert görünebilir fakat içerisi belki de muhallebi gibi. Sütü kıvamında kaynatmazsan ya yanar kokar ya da çok zivik kalır. Kadın destek olduğundan emin misin? Çok güzel kadın konuşma falan değilim, erkeğim ben. Hande şeye gir şimdi, kokuya gir. Kokuyor muyum? Kokuya ya giriyor Hande. Evet. O geçen haftaydı Hande ya. Artık ter kokmaya başladım kadına yani. Bu av köpeğiyle mi evliyim ben? Bayağı arkadaşım, nüfus kütüğünü döküyor. Se- bir dakika şu malı kaldırsana yerden, soğuk çekecek onu orada. Olur mu ya, o parasını hak ediyor orada ya. Çok yer da yıprattın çekecek kendine ha. Kafası kel, saçsız. Sıra ona gelene kadar bekliyor tabii. Burada o var, ben varım. Sarp, Sarp sana diyor. Sarp. Hı-hı. Ne yapıyorsun oğlum? Hı mı? İçim geçiyor. Ya adamın içici geçecek kadar vakti var orada. Kalk şuna ayağa, evet. Şey Hande, çok ha şeysin, kıskançsın. Evet, kokladın. Ne duydun kokuda? Çok kıskancım, üç farklı koku var üstünde. Ne bu üç farklı koku? Bilmem, sana sormalı. Ne kokladın? Çatal bölgesinde ne vardı? Çatal hayık. Kazım bugün ne yedin, itiraf et. Ya Kazım kim? Ben kadını vurup çıkıyor muyum evden? Bu Muhittin de ne zaman Kazım oldu? İşte Laz olunca Kazım'a döndük. Laz Kazım mı ismi Laz? Tamam arkadaşım, bu da olmadı. E ne oldu ki? Türk erkeği böyle Türkiye'den cacık olmaz. Hayır bu olmaz. Kıskanç kadının böyle kocası olmaz. Mesela üçüncüyü sana bırakıyorum. Nasıl bir adam olmalı mesela, öyle gel. Evet tekrar gel. Hmm. Tekrar Allah Allah gel. Niye bana patlıyor ki bu iş ya? Hande bu sefer kıskançsın ama elinde ağır yani. Pataklıyorsun da, tamam mı? Hani böyle hafif krizlerdesin. Ama bak geçen seferden deneyimliyiz bu konuda ya. Niye? Kodun mu oturtuyorsun onu biliyorum da önemli değil. Evet. 3, 2, 1. Arkadaşım gel. Bunu sana bırakıyorum. Nasıl bir tip istersen öyle yap. Sadece gözleri biraz şey olsun. Şehla. Şehla demek dışa bakan demek. Onu açamam dışa. İçe doğru şehla. Şaşı, o şaşı. Tamam. Müzisyen de şehla değil mi? İçe doğru bakıyor. Dışa bakıyor. Şehla o. Bak. Müzisyen diye... bak bakayım bana. Yok, ortaya bakıyor. O içince dışa bakıyor. Sen yanlış geceyle karıştırdın. Tamam gel. Gözler, neydi? Gözler hafif kayık olsun. Nereye? İçe doğru baksın göz. Ha süper. İçe doğru bak. Ne içe doğru? Sadece gözünün beyazını çıkarabilir misin arkadaşım? Çıkarırım. Yani siyahı gitsin, sadece beyazıyla bak. Tabii tabii, böyle bir şey yazsın mı? Böyle fikirlerim geçsin mi buradan? Enişte o olmaz, o bayılınca olur. Tamam. Ben de şaka yapıyorum zaten. 3, 2, 1. Hazır. 3, 2, 1 gel. Dilim. Ben diğer erkeklere benzemem lan, yürü git. Korkutmaya çalış Sarp. Al kapı kapalı, kapı kapalı. Serkancığım hoş geldin. Sürekli başlıyorum. Ya nasıl bir hayal gücü var kadının ya. Benle mutlu olamaz ki bu kadın. Her saat başı başka birini bekliyor. Kazım, Serkan, Muhittin, Hidayet. Arkadaşım çeşitli isimler. Muhittin Serkan, Muhittin Kazım. Öyle tamam mı? Evet, evet, evet. Hazır. İlk ismin hep Muhittin. Evet, evet Muhittin. 3, 2, 1 gel. Sendeyiz. Kapatmışım kapıyı. Sarp camdan korkut. Aha, cam yok. Burası şey, kot farkı var, alttayız. Kapının deliğinden korkut Sarp. Kapının deliği o tarafa bakıyor. Biz buradayız. Evet, girdin içeriye. Evet, Hande, sendeyiz. 3, 2, 1. Evet, Hande'deyiz. Serkan. Külotlu çorap mı çıkarıyorsun lan iki saat? Açtın mı düğmeleri, düşer o yere. Şimdi zaten geçen sezonun pantolonunu giymişim. Bu sezonda biraz göbek yapmış. Zaten dar. Çıkarırken hafif don da iner aşağı. Hep sıkıntıdır o. Yapay o da olur. Onu toplarken onu indirmeye çalışırsın. O da hep mutlaka bir denge gider orada. Tamam. Kız seni yakaladığında o vaziyette yakalan. Tamam. Yok çıkardım pantolonu ben. Ha, tamam evet devam. 3, 2, 1. Evet. Çıkardım pantolonu. Tamam. Hande sendeyiz. Serkan. Serkan! Oda mı değişti? Ne? Ya...
Yani Serkan, Kazım yine ama tamam da artık hani bir şey de sabit kalsın. Evet arkadaşlar. Ayrıca dışarısı nereden baksan 40 derece. Yani? Sıcak işte yani. Süme rahat bir şeyler alacağım. Arkadaşım oradasın evet. Dönmüşsün. Dön dön. Efendim? Sen sabah bu ördekli baksırı giydiğine emin misin? Baksırda ördek yok. Beni oralara götürme. Hazır, hazır. İş yemeğinden geliyorum. Tamam, baksırından yakaladım ya. Değiştirmiş. Evet, evet. Tebrik ediyorum. Hazır söylüyorum. İş yemeğinden geliyorum, evet. Evet, söyle. Evet. Sen niye hala ayaktasın sen? Sen sarhoş musun? Sen çok mayıksın. Benim bu yaşadıklarım, aramızdaki bu sürtüşmeler... İş hayatımı da engelledi. Artık işe gitmek istemiyorum ki ben. Bu niye sarhoş oldu? Bilmiyorum. Hande, hem kıskançsın hem de adam eve sarhoş geliyor. Ve yakasında ne var? Yok bir şey. Çıplam. Yakada bir şey yok. Yakasında... Ya da ördek yürüdü. Yakasında ruj izi var. Yakasında ruj izini yakala. Ruj mü? Evet. Tamam. Senin yakanda ne var diye bağır. Serkan. Fondöten olmuş. Senin bu yakandaki ruj izi kimin? Yakanda ruj izi var. İki aydır kendimi öpüyorum. Yeşil ruj sürdüm. Çok modaydı doktorlar. Yeşil ruj mu olur gerizekalı? Kırmızı. Var, var. Aa, evet. Yeşil var da sürdükten bir süre sonra ten rengine dönüyor. Niye? Gavur öyle yapmış, ben ne bileyim. Evet, hazır, hazırsın. Senin evet. Bu yakandan ne? Evet. Hande, aynı zamanda tartaklıyorsun, tamam mı? Evet, bu üçüncü boyut, evet. Ama oraya gelmemiz daha kapıdan yeni evet, girdim. Evet, daha adam kapıdan dengesiz. Yeni girdi. Rujdan sonra ne? Koku, ve sonra... Ve ateş ediyor, evet hemen. Hayır, evet, 3, 2, 1, buyurun. Serkan. Evet. Serkan, bu yakandaki rujesi kimin? Serkan, cevap ver. Ağlamaya başla Hande, ağlamaya başla. Bana onu da uyumayacaksın, Allah cezası. Allah cezası. Vallahi bu oyunu ben bile veremem. Bu yaşanmış olabilir. Gelsene lan. Ördek suya daldı. Zil çaldı. Gel şu kadına. Zamanında yakalayamadım yastığı. Beni galiba yanlış anladın sen. Benim buramdaki bir kere ruj izi değil, şirketin kaşesi. Mahmutlarla beraber kurduğumuz erotik anonim şirketinin kaşesi. Deniyorduk. Kağıdı anestetik kağıda basmadan oraya basalım dedik. Çok mu yaptık? Başka neresine basmış? Bağır. Başka nerede bastın ulan de? Göster. Bunu soracak bir kadın değil. Böyle bir soracak bir kadın değil. Zeki bir kadın o. Hadi Hande sendeyiz. Kokuyu açıklamayacak mı bir de? Ha, şimdi kokuyu giriyor. Kokuyu biz görmedik. Tekrar kokla. Sonra gene şiddetli sars. Kamera biraz yakın yaparsa gösterebilirim. Çünkü ışıkta bu yapıyor böyle. Oda sıcaklığını yakaladık mı? Sen pislik yapma. Dur. Gel. Allah kadın doyamadı bana. Hande vurman lazım. Nereye vuracak ya? Vur biraz ya. Hazır ya da... sarhoş yakalamışsın adam. Bir tane çakacaksın. Evet arkadaşlar sen artistlik yap kıza. Aslında bir sade kahve içsem hemen kendimi... Sarhoşsun sen, evet. Bir dakika, bir dakika. Bana, bana ilk ol yapma. Affedersin hayatım. çok ödü dilerim. Arkadaşım sen sarhoş olduğun için durumun farkında değilsin. Kadına el kol yapıyorsun falan. Bana karışamazsın lan falanlar filanlar. Evet dedim, ben istediğim gibi saatte girerim, istediğim saatte çıkarım falan. Hande o laflar bitiyor böyle. Yüzünü kaldırıyorsun Hande'ye doğru. Yanağa böyle şekil yapıyorsun. Bir tane çakıyorsun tamam mı Hande? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Ben bu evi verin evim.
İstediğin saatte gelir. Dur dur ben söyleyeceğim. Dur ben söyleyeceğim Hande. Yanağı iyice uzatsın sana ki. Yani şakı ha. En arkadaki seyirci de duysun tamam. Ne oldu oyun gereği? Yok çok haklısınız hocam. Kırmızı otoparkta değil mi bunlar arabası? Evet arkadaşım. Sen abart önce evet. Ben sana çak deyince Hande. 3, 2, 1 buyurun arkadaşım. Burası benim. Ölüme istediğim saatte gelirim. İstediğim saatte çıkarım. Sarhoş olduğum için hocam dengesiz hep arkaya gidiyorum. Daha abart. Abart kadına. Hazırlandım. Hayır öyle değil. Ama. Olayı abart olayı. Olayı mı? Evet olayı abart. Ben arkadaşlarımla burası... yerim. Ha abart, o iyice abart. Tabii ya. Bu apartman site komple benim. Hayır olayı abart. Ha. İstediğim bu Mahmut orta beni başladı öptü. Buramda artık zor attım. Yeter dedi. Mahmut dedim. Neyse üstümüze bir şeyler aldık. Kestik. Sonra şirketin lan ettik. Kestik geri zekalı. Bence güzel abarttım. Kestik. Doğru söyle bana diyorsun Hande. O sırada sen kapı açılıyor Mahmut geliyor. Mahmut sen kapıcı lan? Mahmut. Kapı nasıl açıyor? İçeriden kilitledim ben. Açılıyor, geliyor. Ben de şahidim yenge diye geliyorsun, sen de sarhoşsun Mahmut, tamam mı? İçeriden kilitledim, evet. İçeriden. He? İçeriden kilitledim. Şey, yandan olduğu için kilit tutmuyor. Tutar. Tutmuyor! Arkadaşım, o Mahmut gelecek. Al, gir. Betonarme. Evet, giriyorsun. Perde kolon, al. Girecek o Mahmut içeriye. Perde kolon. Hazır. Evet, sen bağırıyorsun oradan. İstersen Mahmut'a sor diyorsun. İstersen... Mahmut giriyor, ha. Evet. Tekrar baştan alıyor, evet. Tekrar baştan, Mahmut'a sor. Baştan hayır, mı? Sen hayır. Baştan alıyorsun. Hayır, sen baştan... Ben istediğimden konuşur, istediğimden yemek yerim falan. Kafan torba oldu. Güzel olan bu işte. Ama tokattan evet. Yırttı. Olsun, kestik. Olsun, önemli değil. Çünkü fırtınlıyım. Arkadaşım. Mahmut'a hazır olalım. Arkadaşım, yapma şunları. Evet, sen şimdi kıza posta koyuyorsun. İstersen Mahmut'a sor diyorsun. Ay, Mahmut geliyor içeri. Ben bu iş arkadaşlarım kapıda bıraktı beni. İstersen Mahmut'a sor. Aşkım. Karımın yanında kör olmaz dedim. Kestik. Çok yanlış yere gitti o. Olay yanlış yere gitti. Evet, saçma oldu. Ben sana öyle mi dedim lan? Sarhoş. Ben sana ne dedim? Öpüştük ya. Ne olduk? Öpüşmüşsün. Oğlum adam karısına yalan söylüyor. Sen niye öpüşüyorsun arkadaşında? Önceden öpüşmüşüz, şu an değil. Hiç öpüşmemişsiniz. Hadi Mahmut su gibi git, su gibi gel. Sen içeriye gir. Yenge doğru söylüyor. Ben Mahmut kaşeyi ben bastım diyeceksin. Evet o sırada ikisine de inanmayıp ikisine de birer tokat çakıp yere yuvarlayacaksın. Evet 3, 2, 1. Arkadaşım koy postayı hanıma. Ben eve istediğim sata çıkarım. Benim bu yere burası. Sor, bağır istersen Mahmut'a sor de. Bağırt. He? İstersen Mahmut'a sor. İstersen Mahmut'a sor. Yenge. Aa Mahmut. Mahmut hoca. Mahmut. Senin burada ne işin var? Sor ben... Mahmut'a. Mahmut sen bana kaşeyi bastın mı basmadın mı? Mahmut sen benim gömleğimi burası kaşeyi bastın mı? Bastın. Bastı. Ne renkti söyle. Hangisi? Kaşe. Vallahi onun bir yeşili var, kırmızısı var. Hande bir tane çak buna şimdi. Sağlam. Yeşil. Arkadaşım. Sen niye kaçtın? Ben sızmışım. Hayır. Sen ayaktasın. O Mahmut'a çakınca sen arkada... Dizlerinin bağı çözülmüş, hafif çökmüşsün, tir tir titriyorsun. Hep bir titreme var, hep. Evet, hafif çök dizlerden. Şimdi dön Hande. Doğruyu söyle lan bana de. Doğruyu söyle bana. Yemin ediyorum Mustafa Çarık'sın ya. Çak şimdi Hande bir tane de ona. Oh. Biraz... Kestik. Kestik. Kadın hani, gitti mi biraz kadın? Biraz gerçekçi oldu. Kadın gitti mi? Arkadaşım kalk. Ne oldu? Yok bir şey ya. İyi misin? Gene hafif oturmuş olabilirim korkudan. Vücut Sam, kalkını... Sen ne yapıyorsun? Ayağa kalkamıyorum. Bitti geri zekalı bitti. Tamam. Git içeriye.
Bay bay yap lan. Bay bay ne ya? Arkadaşım. Demek ki o kadar kolay bir şey değilmiş. Hangisi? Ya yurt dışında oyunculuk, yurt dışında böyle artistlik yapıyordun ya. İlişki milişki bilmem ne. Konu demek başka, ki değilmiş. Konu başkaydı, böyle bir şey sormadın. Hayır. Talk show aslında daha kolay yapmak istesen. Evet. Talk show'da sadece soru soruyorsun. Mesela sor Hande'ye. Niye öyle vurdun ya? Yönetmen istedi. Benim onun suçum ben... yok. Ne istediğin tam... Ah, Hande talk böyle... show'a gelirken böyle mi düşünüyordun? Ben mi? Evet. Evet, ne dersen onu yapacaktım. Ha yani bir soru sorulur bana, ben cevap veririm falan, öyle düşünmedin mi hiç? Sordum soru bir sürü. Ne sordun? Biraz dedim sen de içer misin? Sen niye bana adam gibi soru sormuyorsun? Bir dakika ya? Kadın! Gerizekalı. Hande Subaşı'nı getir öne. Hande Subaşı! Şahane insan, teşekkür. Aman dikkat et, aman. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Dur. Rıza'cığım. Ne oldu? Ne olacak? Gözüm oynadı oğlum. Harbiden eli ağır mı? Bedenen vuruyor ya. Boy posta var. Senin maşallah gibi cüce de değil. Var. Bayağı yanında cüce gibi kaldım biliyor musun? Mini mini mini. Ver bana da 19 pont. Gör. Ya pontla ne alakası var? Ayakkabıyı çıkarır geri getirtirim bak. En az senden bir kafa uzun. Öyle artistlik yapmak da olmuyor. Sahnede büyüyeceksin, devleşeceksin. Efendim? Defol git içeri. Arkadaşım, sesimi duyuyorsan gel. Ne yaptılar bulejinin kenarına? Bilmiyorum, bunun püsküllü. Neden püsküllü? Ya bu uzun süre suda kalmış herhalde. Yosun masum bir şey herhalde değil mi? Hayır. Sen buralı değilsin. Ben de hiç oralı değilim de... Sen... Hocam. Çek abi, tamam. Sen uzaklardansın. Biz seni nereden hatırlıyoruz? Biz yarın 15 dakika önce buradaydım. Ya ben sana mecazi bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir sanatçı ol ya azıcık. Evet. Biz seni nereden hatırlıyoruz? Ha o DVD'ler. Bir tane çalışmam oldu Prag'da. Kovboyken mi? Biz kovboyları nereden hatırlıyoruz? İşte Vahşi Batı. Tamam da biz nereden hatırlıyoruz? Ne bileyim ben, siz nereden hatırlıyorsunuz? Biz nereli olduğunuzu tam bilmiyorum ki ben size. Ya çizgi filmden falan ya. Ha oralardan. Red Kit vardı. Çok anlayamamıştık Red Kit. Evet. Evet. Şeyi de çağır. Flaşı kapalıyken daha iyi çıkar. Flaş çünkü şey yapar, ışığı keser. Çağır. Gel. Onu değil. Ha, pardon. Kim? Öteki Denyo'yu çağır. Ha Sarp gel. Bu kim arkadaşım? Bu herhalde... Vahşi Batı'da ben soyguncuyum. Bu da gözleme bankasının sahibi herhalde. Değil mi? Saç gözleme yapıyor saçta. Ben ona gözleme mi çalıyorum? Hazır hissediyoruz. Evet arkadaşım. Bunun bu, vergisi falan bu kim? Sançık ponçık mı? Bu kim? He? Sançık ponçık mı? Ne ya o ne demek? Bu Meksikalı mı? Evet sançık ponçık. Sen nesin? Sen Orlandolu... Blue. Nadirsin. He? Orlandolu nadir. Nadir. Tabii. Çok az bulunuyorum Orlando'da. Tabii senin gibi kovboy Orlando'da az bulunur. Az bulunur. Orlandolu nadir ve Orlando çünkü ponçik. Nerede? Doğu kıyısında orası. Turistik bir yer. Orada kovboy ne gezer ondan değil mi? E sen şey yapmışsın. Oraya gelmişsin. Şu hep erotiklere bakmasak da Google Map'te de bir gezsek işte bunları hep bileceğiz. Saçma sapan konuşma. Orası da Vahşi Batı. Bize göre Batı. Evet. Evet. Bana göre de Vahşi. Sana göre değil mi? Tamam, sizin atınız yokmuş, tamam mı? Ha. Orlando'da olduğunuz için atınız yok. Orlando çöllerinde... Orlando çölü. Evet. O zamanlar varmış demek. Prodüksiyon, çöl otobüs, yapın. Otobüs getir. Evet. Siz otobüs durağında otobüs bekliyorsunuz ikiniz. Orada bugün, tanışın.
Bu kıyafetle. Evet, orada tanışıyorsunuz. Otobüs durağında duruyorsunuz. Konuş Sarp. Mevzuya gir. Merhaba, ben Sançık Ponçik. Ya böyle isim mi olur ya? Oldu işte, evet, devam et. Var mı? Açma var mı? O ne lan? Sançık Ponçik. İşte açma, yanına açma onu. O da yumurtalı ama reflü yapar. Arkadaşım. Arkadaşım lütfen bak, sen otobüs durağı... Günümüzde miyiz? Hayır. E otobüs ne arar? Arkadaşım, atın yoksa neyle gideceksin şeye? Jetimiz yok mu ya Orta Batı'da? Tamam, otobüsünüz var işte. Orta Batı otobüsü. Mancınık? He? O bir şey kırdılar. Ha. Ha, otel içinde mi? Shuttle mı? Hayır arkadaşım, bu otobüs. Anlamıyor musun? Gerizekalı mısın? Otobüs görmedin mi? Hakikaten nasıl anlaşılmıyor? İnsan bakar bakmaz anlıyor hemen. Gör otobüsü. Şaşırmışım. Anlamamışım ne olduğunu. Ne o plan? Tamam. Arkadaşım. Otobüs durağında oturuyorsunuz. Otobüs durağında birbirinizle tartışmaya başlayın. O hocam benim pantolon, evet, bir beden küçük, ben ayakta durayım ya. Evet, Sançık Ponçik de ki otobüste bir kişilik yer varsa ben bineceğim. Niye? Çünkü ben Meksikalıyım. Ne oldu? Flash, flash ablacığım, hep flash. Evet arkadaşım, otobüs durağında konuş Sançık Ponçik de. Ne alayım? Ne o? Bozukluk verdim. Niye? Bozuldum ona böyle. Ben başka durakta bekleyebilir miyim ya? Arkadaşım, bunu aynı durakta bekleyebilir miyim? Sadece oyuna iştirak et, tamam mı? Tamam. Rica ediyorum ya. Bir oyun var ve ben etmiyorum, öyle mi? Evet, senin yüzünden bir kovboy filmi çöpe gidiyor. Ya otobüs var kovboy filminde. Olabilir. Nasıl olabilir? Benim bakış açım ulan. Senin kovboy filminde de şey Rin Tin Tin olur. Evet. Onu sen... garip bir şeymiş gibi onu anlattı. Rin Tin Tin olur. Arkadaşım, yani sen evet, şimdi çocuktan şey yapıyorsun. Tam çocuktan konuyu tartışmaya başlıyorsunuz siz. Yeter ben önce geldim durağa, ben önce geldim. Sen önce geldin, ben önce geldim. Sen önce geldin, ben önce geldim. Sen önce geldin, ben önce geldim. Bence güzel gidiyor. Seyirci bir durun. Sarp, sen diyorsun ki sen önce geldin. Arkadaşım, sen diyorsun ki ben önce geldim. Evet, öyle tartışıyorsunuz. Aynı şey. Aynı şey olur mu lan? Birisi sen önce geldin. Diyor birisi... ki sen önce geldin. Evet. Hayır, ben önce geldim. Hazır. Arkadaşım, yapma. Sen önce geldin. Ben önce geldim. Sen önce geldin. Ya ben işte ben önce geldim. Sen önce geldin. Tamam, konu ne tartışın ulan? Sen önce geldin, ben önce geldim ama diye tartışın. Ama uzlaştık yani, niye sonra o desin ki... Şu... O desin ki ben önce geldim, sen de ki sen önce geldin de anlaşın. Evet. Sen, ben önce, sen. Sen? Ama ben sen. Aman. Aa, sen de ben, sen de benim gibisin. Bensin. Kim önce geldi? Kim sen? Kestik. Ben öbür durağa gidiyorum. Kestik! Sarp! Sen ona diyorsun ki sen önce geldin. Sen! Sen de ona diyorsun ki ben önce geldim. Şunları at kuyruğu yapabilir miyim? Arkadaşım lütfen. Uzun çoraplı kız vardı. Arkadaşım bozma şunu bak. Adam sana sen önce geldin diyor. Sen diyor ki ben önce geldim. Önce yavaş yavaş başlıyor, sonra hızlandırıyorsunuz. Sonra bir anda şeye dönüyorsun. Tamam ulan ben önce geldim diyorsun. Sen de diyorsun sen önce geldin. Evet. Hocam ben önce geldim buraya. Sen evet, 3-2-1 Sarp başla. Sen önce geldin. Ya ben önce geldim. Sen önce geldin. Birader ben önce geldim. Büyük sen, tartışma. Sen önce geldin. Ben büyüktüm buraya geldiğimde. Sonra arkadaşım üste çık. Hayır lan. Oo üste çık ama. Sen önce geldin. Önce gelmiş. Bak tartışma gösterdi sırasında senin cep telefonun çalar. Aa, araç kiti olsun bari. Hayır, tartışma sırasında senin Serkan, sen ne konuşuyorsun yukarıda? Gel şuraya otobüs şoförü ol. Yapma ya, orada ne güzeldi ya. Burada başımıza bela olacak şimdi. Arkadaşım haydi. Ha. Sen tartışırken o sırada cep telefonun çalar senin, tamam mı? Senin cep telefonunun konuşma yeri bozuk. Senin de cep telefonunun dinleme yeri bozuk Sarp, tamam? Hı hı. İki telefondan bir telefon yaratın, arkadaşım konuşsun. Hangimizi arayacak? Arkadaşımı arayacak. Evet, al sahneye iki tane bayan, çabuk. Buyurun efendim. Buyur, geldiler. Geldiler, vallahi geldiler. Geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Anında vurulurlar. Hayır, siz arkadaş mısınız? Hayır. Hayır. Niye el ele çıktınız sahneye? İşte kadın dayanışması her yerde. Sen de düştün, tamam, ben de. Siz şimdi içeri gidin, sizi giydirip yollayacaklar. Ne? Ben kontrol edeyim mi? Yanlış şey yapmasınlar. Gel şuraya arkadaşım ya. Bununla evet, uğraşıyorum ben siz ya. Siz kavga ederken tam kızlardan biri seni arar. Bu kız senin üniversiteden flörtün. O da Vahşi Batı'da hapse atılmış.
yanlışlıkla ve bugün onu idam edecekler. İkisine kurşuna dizecekler. Sevimli bir şeylerden bahsetseydik. Ve siz otobüse binip otobüsü kaçırıp oraya götüreceksiniz, tamam mı? 3 tane de yolcu al otobüse, çabuk. 3 tane yolcu al otobüse. Kaldı 1. Önden gelen... Ablaya bir nasip olmadı. Gel 4 olsun ablacığım. Sen 2 oldu senin. Evet, binin otobüse. Marka falan yok. Binin otobüse. 3 kişi otursun, 1 kişi ayakta kalsın. 3 kişi otursun, 1 kişi ayakta kalsın. Vay helal lan vallahi ya, aferin iş vallahi. 3 kişi otursun, 1 kişi ayakta kalsın. 3 kişi otursun, 1 kişi ayakta kalsın. Ya Serkan dahil zaten 3 kişi oturuyor şu an. Sen karışma lan. Bana ne be? Arkadaki otursana. Evet. Sen ayaktasın. Evet. Bin otobüse bin. Otobüsün içinde ayaktasın. Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Anlaşılacak şeyi arıyoruz biz topluca. Yani... Evet. Arkadaşım çaldırıyorsun eve. Evet. Seyirci çaldır telefonu arkadaşımın telefonunu. Nesin? Kavganın ortasına bakmayayım. Sonra ararlar. Arkadaşım. Aç şu telefonu. Ben enlemesine cep yaptırıyorum da. Efendim? Alo? Yok. Arkadaşım ben konuşacağım, bir dur. Alo? Alo? Efendim tatlım? Arkadaşım, tanımıyorsun önce kim olduğunu. Hiç fark etmez. Üniversiteden beri... Orta Batı en kurak dönemler. Canım. Üniversiteden beri görüşmüyoruz seninle biz. Çünkü nereden daha üniversite siz? Kurulmadı. Arkadaşım, biz üniversitede okuduk seninle. Teknoloji Üniversitesi'nde okuduk. İşte o zaman sakalınız yoktu. Arkadaşım, üniversitede okuduk. Hayallerimiz vardı. NASA'da çalışacaktık. Evet. Ne sıcık bir hikaye bu ya. Arkadaşım, karışma hikayeme. Alo. Alo. Buyurun. Beni hatırlamayabilirsin. Kendimi sana nasıl tarif etsem? Mesaj at. Arkadaşım. Şimdi ben önce geldim. Evet, sen önce geldin. Ya at bir tane selfie yap, yolla işte. Yapma gözünüzü. O yıllarda selfie ne gezer? Delireceğim. Saçımı kıçımı yolacağım yani. Şuradan böyle çıkmış ya. Arkadaşım hadi gözünü sevdiğim hadi. Tamam. Seyirci çaldır şunun telefonunu. Ya Sarp sen telefon olunca onda İyice şaşır. Arkaya kaçmış. İlk kez telefon görüyorsun, tamam mı? Şaşır. O konuşurken hayretler... Ne, o nereden çıktı lan? Cebimden ayakkabı içi çıktı. Evet aç telefonu. Ha, şarjı bitti, iyi mi? Arkadaşım! Şimdi bu dönemde de şarj kablosu arkadaşım, yok. Arkadaşım var. Otobüs var ama şarj kablosu yok. Var. Sürtünmeyle şarj ediyormuş o. Oo. Sen hep ata bindiğin için. He. Evet. Çalmadan açtım, içime doğdu. Alo? Alo? Yine mi sen? Beni nasıl sana hatırlatacağımı bilmiyorum. Beni neremden nasıl tanıyacağını bilmiyorum ama... Biz konuşmandan seninle... tanıdım. Arkadaşım! Tanıdım. Arkadaşım! Yapacağım. Lütfen Sarp, sen hayretler içinde kalsana. Oo, nereden tanıyorsun? Sen şapkana hayret et lan. Evet, Sarp görür görmez telefonu elinden alıp bakmaya çalış. Elindekine de. Evet, buyurun. Bu ne ya? Ne? O telefon, ne? Dur. Bluetooth kulaklığı tat, onunla konuş. Sarp. Bluetooth'u da amcam bulmuş. Sen çok salak olduğun için her şekilde amca, seni kandırıyor. Amca, bu telefonla nasıl konuşabiliriz yavrum? Ben konuşuyorum. Ben de aynı... Tamam, o zaman gel Bluetooth. Öyle Bluetooth'u bulmuşuz amcamla beraber. Sana yapmadım ben, yanlış anlama. Sana denk geldi ama. Evet arkadaşım, kızla konuşuyor. Kapattı herhalde. Kapat. Hayır be! Beni üniversiteden hatırlıyor musun? Hemen nasıl girdi adam? Beni üniversiteden hatırlıyor musun? Hayır. Ben... Arkadaşım! Ben buraya geldim ya. Sen... Ulan! Bir dakika öne gel çabuk. Öne zaten gel. Daha ne kadar öne gireyim? Şu hikayeyi başlatamıyorum. Şu an Atlas Okyanusu'ndayım yani. Seyirci kovboy filmi izlemek için çıldırıyor. Seyirci şu an onu hiç umursamıyor ya. Hadi. Alo. Ben üniversitede pompon kızdım, hatırladın mı? Evet. Nereden hatırladın? Çünkü ben de saçaklı oğlandım. Enişte hadi çok uzadı. Arkadaşım ya. Otobüs orada boşuna mazot yapıyor. Arkadaşım o sırada müzisyen duygusal müzik girer ve sen şey dersin. Allah'ım inanamıyorum. Yoksa sen, Allah'ım, sen. İnanamıyorum. Yoksa sen. Bir de sen. Üçünüz. Üçüz müsünüz? Hayır. Kızlar gelin içeriye kızlar. Kızları gönderin. Giyinmedin mi daha? Süper.
Sen niye bir tarafını işine soktun? Asi şey misin, suçlu musun? neydi? Derin'le Betül değil mi? Selin. Serin'le Betül. Evet. Abla sizin ayağınızda toynak mı var ya? Maşallah. Kısrak gibi kadın. Serin. Serin, sen şey yap şimdi. Ara onu telefonla. Telefondaki üniversiteden manitası sensin. Enişte sen aramadın mı? Bir daha o mu? Konferans mı yapacağım ben burada? Hayır. Ben o gelene kadar onun yerine konuştum. Şimdi sen onunla konuşacaksın. Müslüm, ver duygusalı. Serin, kendini hatırlat ona. Ve sonra da de ki ben gel beni kurtar de. Evet. Ara. Alo. Serin. Serin. Alo. Alo. Serin, alo. 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 Telefon nerede Serin? Alo. Sana telefonun protez mi? Alo. Tanıdın mı beni? Hayır hanımefendi, tanıyamadım. Nasıl tanımazsın beni? Üniversitedeydik hani, ben pompon kızdım. Hanımefendi, bu icat edilen ilk telefon ve biri beni arıyor şu an. Ben zaten şoktayım. Bana tek diye sattılar. İkincisinin olduğunu da bilmiyordum ben. Ya nasıl hatırlamazsın? Selin ben, Selin. Vallahi tanımıyorum. Ya hani maçlarda sen oynardın, ben arada girerdim, pompon kızdım hani ben. Ya nasıl hatırlamıyorsun lütfen ama? Vallahi hatırlamıyorum ama bence hikayeye giderek kaşınıyor, söyleyeyim. Arkadaşım ya, yapma şunu, tanı kızı. Öyle bir şey söylesin ki Serin, öyle bir şey söyle ki seni unutması mümkün olmayan Allah bir şey söyle. Sesini. Tanısın, evet. Hani ben sana kopya veriyordum her sınavda. Bunu her kız yapıyor Serin. Şimdi hani hatırladım Serin, kopya... şimdi hatırladım. Demin hatırlayamamıştım, şimdi hatırladım. Pompon kız deyince oradan yakaladım ya. Yani oradan yakalayayım artık çünkü çok saçma şey. Oradan yakaladım, pompon kız. Nasılsın? Ver romantizmi, dur öyle öyle tanımayacaksın. Dur. Ver romantizmi, inanamıyorum. Üstünde şu an baby doll var. Hayır sen dur, daha verme. Müzisyen ver romantizmi. Ve arkadaşım şimdi gir. İnanamıyorum. Üstünde baby... Ha. Ponçiye dokunarak şeyle konuş. Selin, inanır mısın? Gerçekten şu an şoktayım. Hiç senin arayacağını tahmin etmezdim. Nasılsın? İyiyim ama aslında iyi değilim. Ben çok zor durumdayım. Beni kurtarman lazım. Eyvah, borç isteyecek. Tünele giriyorum Selin. Arkadaşım. İllahı gelse olmaz. Olaya borç karışacak. Ben biliyorum. Selin, diyorsun ki... Bak çok roman, ağlamaklı bir şekilde. Hani o gün ayrıldığımızda beni öperken dedin ya... Bir gün başın sıkışırsa... Hatırladım. 50 yılda geçse mutlaka beni ara. İşte başım sıkıştı ve seni arıyorum. Bu akşam bizi kurşuna dizecekler. Kimler? Haydutlar. Evet, 3-2-1 buyurun. Hani o gün akşam ayrılırken bana demiştin ya... Öperkeni unutma. Öperkenden sonra. Çılgınca öperkenden sen hatırlarım. Tarzım o. Çılgınca öperkenden sonra. Evet. Demiştin ya hani bir gün başın sıkışırsa, 50 yıl sonra olsa bile beni ara. Ben şu an FaceTime'a geçtim. Arkadaş. Bizi kurşuna dizecekler. Tamam geliyorum. Arkadaşım hemen göğsüne düşersin ponçiğin ve dersin ki bu var ya bu. Bu var ya bu. Yolluydu o zaman. Arkadaş. Hey kardeşim yani... İşi düşünce arıyor beni. Arkadaşım. Böyle kadından hayır gelmez. Bunu karşı karşıya geldiğinde yüzüne söylersin. Anladım. Düş göğsüne ponçiğin de ki bu var ya benim ilk aşık olduğum kadın dersin. Sen de ki kız arkadaşı var mı? Evet. He? He. Bütün erkekler öyledir. Kız arkadaşı var mı? Evet. Yok değil hocam, biz sizi tanımış oluyoruz ama. Evet. Bu var ya. Bu arada kadın telefonda, ben burada romantizm yaşarken değil Hayır. mi? Hayır. Tabii ki seni kurtaracağım. Hangi hapishanedesin sor. Tabii ki seni kurtaracağım. Bana konum atar mısın? Süper fikir. Aferin lan. Ha. Yanında bir de tantun ile ayran yollarsan çok... Çünkü acıktık bayağı. Evet arkadaşım. Düş şimdi oğlanın göğsüne. Sonçik ponçik miydi? Neydi bunun ismi? Neydi lan senin ismin? O tarz bir şeydi. Ha, sombrero. Tamam söyle. Tamam. Biliyor musun, bu benim ilk aşkımdı. Oğlum senin bayağı memen var ya. Arka! Ya bunu çözmem lazım. Gerçekten bir şey yapıyorlar böyle şimdi. Ne yapıyorlar bunu? Sıkıştırıyorlar. Ne anlatıyorsun lan? Çözdük. Bu benim ilk aşkımdı biliyor musun? Bu mu? Bence biz gidene kadar onlar tamam. Sen ne akışıyorsun hapishanede? Akşama kurşuna dizecekler. Seni çıldırdım. Evet. Hadi. Konuş. Bu benim ilk aşkımdı. Üniversitedeyken. Üniversite ilk kuruldu. Biz kurduk iki kişi. Tek olduğumuz için de sıkıntıdan birbirimize aşık olduk. Ve o gün bugündür hiç unutamadım onu.
ve başları çok büyük dertte kurtarmamız lazım. Arkadaş var mı benim yazabileceğim? Ayı. Sinap'ten, Sinap'ten. Öyle mi girilir? Benim yürüyebileceğim. Yani ayıydın, öküze indin. Arkadaşım evet de ki bana var, mutlaka var. Bir yardımcıya ihtiyacım var. Benimle gelir misin? Bana ponçik, yardım ponçik. Etmen lazım. Hayatımın aşkını kurtarmam lazım. Yanında da bir arkadaşı var. İkisinin bize çok ihtiyacı var. Kadın başlarına şu an hapishanede. Lütfen ponçik mincik. Lütfen de. Aa ponçik mincik? Ponçik mincik değil miydin ponçik, oğlum? Ponçik mincik ha. Ponçik mincik. Lütfen yardım et bana. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Hadi evet. O zaman hay dur otobüs geliyor. Getir otobüsü Serkan. Otobüs gelirse buradan dönmesi altı seyirciye mal olur söyleyeyim. Kestik. Ne yapıyorsun lan? Otobüsü çekerek mi getiriyorsun? Evet, sürerek gel arkadaşım. Dur orada. Serkan dur. Bir açma kapıyı. De ki kapıyı aç. Nereye gidiyorsunuz de. Arkadaşım sen söyle Orlando'ya. Sen de ki biz Arizona'nın üzerinden gidiyoruz de. Ne? Yok belim ağrıdı hocam ondan. Evet, sen de ki bu 727F değil mi? Niye Arizona üzerinden gidiyor kardeşim? Direkt Miami'den insene de. Evet, tartışın. 3, 2, 1 gel. Selin biz gelemiyoruz zaten. Arkadaşım. Mümkün değil. Yani kıçımızı yırsak oraya varamayız. Arkadaşım. Ben hadi. Ne diyorsam hadi onu yap. Hakkını helal et, haydi. Arkadaşım fantastik şey çekiyorum, kovboy filmi. Tamam. Arkadaşlar arkadan ittirseniz otobüsü. Kafanı ne kaşıyorsun orada? Evet. Gel gel. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Veli nimet o. Evet dur ne oluyor? Hazır. Dur evet. Durdu otobüs. Pıs yap Serkan. Oğlum havalı kapı ya bu gerizekalı. Kapı açıldı. Arkadaşım geç kapıya. Geç kapıya. Konuş. Nereye gidiyorsun? Biz... Nereye gidiyoruz? Orlando'ya gidiyoruz biz ya. Bu 500 T yalnız. Ya Serkan neyi saçmalıyorsun? Sen gel arkadaşım de ki direkt Orlando mu? Sen de ki Arizona üstünden. 477 F yazıyor burada kardeşim. Hani 727 idi. 727 işte. 477 kim? Hayır 727 ben yanlıştım. 500 T olduğunu zannediyorsun ama sen. Arkadaşım tartışın adamla. Sarp sen de devreye gir. Sizi de İBB'ye şikayet ederim falan evet. Hepiniz kamerayla izleniyorsunuz kardeşim falan diye. İBB şey, Iowa Belediye Başkanı. Direkt hattan arıyor. Uzatma. 3, 2, 1 ver müziği. Siz nereye gidiyorsunuz? Hocam biz Orlando'ya gideceğiz ya. Bu Arizona'ya gidiyor. Arizona üzerinden Orlando'ya gidiyor. Arizona üzerinden Orlando'ya gidiyor. Ama biz direkt gidiyor diye biliyoruz. Ama bu 725. Olsun biraz bu saçma şeyi uzatalım öyle mutlu oluyor. Peki burada bu sağ kolda hani şey var benzinci. Evet. Petrol var. Evet. Orada duruyor mu? Duruyor muyuz hocam? Oranın kenefleri çok temizlediler. Kestik. Arkadaşım çok basit bir şey söylüyorum. O diyor ki ben diyor Orlando'ya diyor Arizona üzerinden gidiyorum. Evet. Sen de diyorsun bu 727 F değil mi? O sırada Sarp yok arkadan üstüne atlayıp adama sümsük vurmaya çalışıyor. Diyor ki kardeşim zomzuk sümsük başka. Seni İBB'ye şikayet ederim ulan. Arizona üzerine 727 F direkt gitmesi lazım falan diyor. Sonra akbil basıyorsun. O akbil yok. Esmer'den akbile ödünç alıyorsun. Dur evet. Bir dakika hocam tam çekemiyoruz sizi. Ne? Bir daha anlat. Çok üzüldüm. Sıktın mı boğazını? Hayır. Sıktın mı boğazını? 3, 2, 1 buyurun. Nereye gidiyorsun sen? Demin dediklerini duydun mu? İşte onlar. Arizona üzerinden gidiyor. Ne demek ama... Arizona üzerinden gidiyor? Direkt gitmesi lazım. Yok kardeşim Arizona'dan ya, gidiyor. Ne demek ne? Lan camdan ayak vurulur mu? Cam yok bu yazlık otobüs. Hayır. Kapıdan ayak vuruyorsun arkadaşım. Sen ya de... elbise eşeğiyle gelmişler. Seyirciye çaktırma sana. Nasıl çaktırma? Ulan o zamanların otobüsü düşünsene. Ya seyirci şu an tweet atıyor. Kıyafet eşeğiyle otobüs yapıyor bunlar diye. Sana ne? Sen bana geç yerine. Sen vurmaya çalışırken sen ona belinden sarılıp tutuyorsun arkadaşım. Sen de ayağa kalkıp iki ayağınla birlikte şoföre vurmaya çalışıyorsun. Ki ben. Sen o. Onu tutuyorsun o iki ayağıyla vurmasın birlikte vurmaya. Diye. Evet. Abi. 3, 2, 1 buyurun. Lan ön camdan niye vuruyorsunuz? Ya kelebekten mi vuralım? Kapısı yok mu otobüsün? Adam demin pıs yaptı ya. Evet o otobüse girilir mi artık? En azından camı kıralım yolcular ulan, hava adam alsın. Adam pıs yaptı kapı açıldı. Sen kapıdan saldırırsın sen belinden tutarsın. Sen ayaklarından adama vurmaya çalışırsın. O da der ki tamam Orlando'ya direkt gidiyorum. Basın lan akbili dersin. Senin akbil boş ne yaparsın? Evet 3, 2, 1 müzisyen ver müziği hareketli. Ya birader bizim acilen direkt olarak gitmemiz lazım ya. Tamam geçiyor atlayın. Oho bitti. Adam anlayışlı çıktı. Serkan söyle de ki akbil bastınız mı? Akbilin var mı senin?
Niye itiliyorsun ki? Hocam. Lan otobüse binsenize. Akbili yoksa inersin. Ya Allah Allah. Akbilsiz olmaz ama hocam. Ya var akbilim. Sen niye bindin buraya? Arkadaşım konuşsana şu. Ben ineceğim. Şu an tuvaletinizi kullanıyorum. Arkadaşım. Tamam benim işim. Arkadaşım gel şuraya. Bin içeri. Gerçek 727'yi bekliyoruz. Arkadaşım bin şuna. Ya bin nereye? Bin nereye bin, ya? Bin ulan bin. Evet. Güzelce yerleşin. Sarp sen de binsene. Bindim. İçeriden göreceğim seni. İçerideyim şu an. Hayır değilsin. İstersen bunu port bagaja koyalım. Şapkanı taksana. Ha. Ya enişte hadi kurban oldum. Kızlara evet, vurdular arkadaşım, orada. Şimdi ya çocuklarla tek tek konuş. Arkadaşlar yanında fazla akbili olan var mı falan diye evet. Arkadaşlar fazla akbili olan var mı? Herkesinki fazla. Demek ki ya biri... Hocam herkes kaçak gidiyor galiba. Kimse basmamış akbili. Bassana. Senin yerine de bastım. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşım şimdi gidiyorsun. Giderken hadi. Giderken sen şey olay çıkıyor. Kavga çıkaracaksınız otobüste. Kim oturdu ya? Ya yeter artık ya. Koca çölü geçiyoruz ya. Ya inanılır gibi değil. Kavga çıkmadı. Kavga çıkaracak bir şey söyle. Herkes artık oksijen yok içeride. Herkes böyle manasız gülüyor. Kavga çıkaracak bir şey söyle. Camı hafif açsana yana doğru şu. Oğlum otobüs bir yere gidiyor. Alttan asfalt kayıyor. Arkadaşım gidiyor otobüs. Müsel otobüs dolduklarını fark edemiyorlar. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim şarkısını söyle teybiden. Evet. O zaman ne olacak? Otobüste müzik de olunca otobüs olduğunu hissedersin. Bir kavga çıkaracaksın otobüste tamam mı? Sen çık pon çık. O çıkaramazsa sen çıkar mutlaka. Evet. Konuşmayın kardeşim. Bu şarkı benim için önemli. Bu şarkı çalarken... Kim bu? Hostes mi otobüs? Suzan ne yapıyorsun çölün ortasında? Hiç de cevap vermiyor. Bu tiyatronun sahibi falan mı? Hiç oralı değil ya. Evet arkadaşım içeridesiniz. Müsen patlat şarkıyı. Müsen şarkıyı patlatırken arkadaşım sen olay çıkarıyorsun içeride. Evet. Ben seni sevdim ya dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim. Yol engebeli. Evet. Büyük birader, bir, büyük bir tümseye geliyorsunuz. Lütfen rica ediyorum. Bu benim en sevdiğim şarkı. Kimse konuşmasın. Rica ediyorum yalnız bak ha. Saygısızlık yapmayın. Yollar arkadaşım, da maşallah. Şimdi ben zıpla dediğimde çok büyük bir tümseye geliyorsunuz tamam. Evet. Ya tepesi kapalı bunun ya. Evet. Gidiyorsun sen çok hüzünlenmişsin. Ey durdun kaşların. Otobüsü kıydık. Otobüs kıyıldı. Osuruktan kafa 5 yaşına geri döndü. Amca otobüs kıyıldı. Kokuda çiş yaptı. Yeter geldik Arizona'ya. Tamam gerçekten afadanlar bas. Ya tamam otobüs bana çarpsın arkadaşım, ya. Arkadaşım. Geç şuraya sırayla oturuyorsunuz tamam mı? Niye? Çünkü yoruldunuz sen. Sen şimdi çok şeyle hanımefendiyle tartışmaya başla. Hanımefendi yeter siz çok oturdunuz. Biraz da biz oturalım diye. Evet. O ikisini kaldırıp yerine oturacaksınız. İkna etmeye çalış. Ben zıpla dediğimde tümsekten zıplıyorsunuz. Evet. Müsen ver müziği. Yallah devam Serkan. Sen hanımefendiyle konuşuyorsun. Hanımefendi biz burada kaç saattir ayaktayız falan. Biz burada kaç saattir ayaktayız be. Hiç aklıma gelmedi. Bu baby doll'ler çok satılıyor. Arkadaşım. Ya sohbet açıyorum. Arkadaşım sen hanımefendiye kalkar mısın diyeceksin. Hanımefendinle tartışacaksın. Sarp tartışmaya katılacak. Hanımefendinin eşi Sarp'ı otobüsün içine dövecek. Sarp da kaçamayacağı için. Devamlı dövecek onu. Sonra otobüsçü sağa çekip hepinizi indirecek. Ha süper. Aa buradan çok erotik bir görüntü oldu.
Sen binsene şu otobüse. Binden yardımcı olurum. Hanımefendi yalnız kusura bakmayın ama siz çok oturdunuz. Tam ya. Bindiğimizden beri siz oturuyorsunuz. Ama ayıp değil mi ya? Sen de bir şey yapsana. Şimdi ben de zaten... Ne yapıyorsun kardeşim? Ben bir şey yapmıyorum. Ben biçim konuşuyorsun? Lütfen ya. İstirham ediyorum. Devam Sarp, çok iyi. Ne biçim konuşuyorsun ya? Büyüt. Oo, büyük büyük konuş. İşte buyur. Şey, beyefendi kalk. Arkadaş senin ismin ne? Ben mi? Ya herkes ben mi diye soruyor sen. Sen mi diye ne sorsunlar? Murat siz mi? Murat evet mi? Benim hocam. Evet. Senin ismin ne? Sana diyorum sana. Ya sana diye altıda altı kişi var burada. Yedi. Kızın kocasına diyorum. Mehmet. Ne? Mehmet. Memik mi? Şimdi olay büyüdü diye sonunu inceltiyor. Mehmet. Yani daha fazla büyümesin olay. Mehmet. Evet. Sen şimdi Sarp'ı dövmeye başlıyorsun. Arkadaşım araya giriyor. Araya ben girince... aradayım zaten. Affedersin. Bak sen vurma çocuğa, vurma çocuğa dediğinde bütün yumrukları sen alıyorsun. Ağzın yüzün yamuluyor, tamam mı? Evet. Üç. O arada ben zıpla deyince şeyden zıplıyorsunuz. Tabii tabii. Hoşuna sizden. Gitti o senin. Evet. Üç, iki, bir. Sarp. Yürü adama. Sarp. Arkadaşım önce sen kısa şey yap. Kalk de. Hanımefendi lütfen. Çok oturdunuz ama ya. Ya ama çok ayıp ya. Bir şey söylesene. Hayır yeter. Sen ne biçim dur konuşuyor? Dur hiç önemli değil. Şimdi sen gel böyle ben şoförle bir şey konuşacağım. Hayır. Sarp yeme bunu. Neyi? Bütün dayağı sen yiyeceksin. Evet. Sen salak mısın? Hayır. Geç yerine tekrar. Yerimdeyim şu an. Arkadaşım. Heh, ben sana o dayağı yediririm. Kaçarım. Hayır sen kafayı sokacaksın araya illaki. Evet, evet Sarp sen şimdi adama yürü. Sen benim arkadaşıma nasıl? Evet buyur. Zaten ha. Biraz aşağı eğil yukarıdan suratın görükmüyor. Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Biz akraba mıyız biz bıyık? Ne biçim konuşuyorsun? Dövsene beni. Kestik. Ben iniyorum ben iniyorum. Arkadaşım gel buraya ya. Kaçıyordum tam. Arkadaşım sen Sarp'ı tutuyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Otobüsün içinde bize dayak mı attıracaksın lan derken... ...sen kafayı arkadaşımın burnuna vuruyorsun. Mehmet Bey kafa atıyor. Sana kafa atıyor Mehmet. Sen şoförün kucağına düşüyorsun. O sırada kasise giriyoruz. Sen tavana kadar vurup geliyorsun. Evet, üç, iki, bir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Viteste kompresyon yapıyor muyum tam düşerken? Bu arabanın vitesi yok. Dörtten ikiye alalım rampayı. Hayır, hep ikide gidiyor bunun. O zamanlar vites bulunmamış da. Bir ona mı bulamamışlar? Haydi ya, karışma evet. Hikayeme. Evet, üç, iki, bir, Sarp. Çok iyiydin, devam. Yeter, vur bana. Beyefendi, rica ediyorum. Öyle şey olur mu? Lütfen kavga etmeyin. Ah, 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 ah. Ne yapıyorsun? Ön camdan. Evet, üç, iki, kasis geldi, zıpla. Bu kaç silindir? Ne? Ne değil, kaval. Arkadaşım tekrar gir içeriye. Sen kime vuruyorsun lan diye. İçeride herkes birbirine vursun. Üç, iki, bir herkes birbirine ya vursun. Ya evet çok mekan var değerlendirelim. Haklısınız hocam ya. Herkes birbirine vursun. Ya şoför. Şoför in otobüsten aşağı bağır. Ne oluyor? Şoför ön camdan indi. Biz şu an Allah'a emanet. Arkadaşım. Vites boşta. Ha daha bulunmamış mı? O yüzden mi boşta? En azından yer bırakmış herifler vites bulunur diye. Evet, çok iyiydi. Şimdi kavga sırasında... Ne iyiydi acaba? Çok merak. Kavga sırasında... Arkadaşım sen yumruk atıyorsun ya Serkan, sen ayağa kalkarsın. Ne oluyor lan burada derken arkadaşım yanlışlıkla sana bir yapıştırır. Sen ön camdan yuvarlanarak çıkarsın. Otobüs şarampole doğru gider. Şarampolde devrilir, herkes dağılır bir yere. Tamam, evet. 3, 2, 1 arkadaşım. Devirin otobüsü. 3, 2, 1 buyurun. Ne yaptın sen, ne diyorsun sen? Yeter, Allah! Ya ne oluyor lan? Al! Yeter şurada bir müzik açak ya. Arkadaşım! He? Kafamız... Kafamız dağılsın ya. Arkadaşım. Pardon. Sen... Çok özür dilerim. Oturduğun anda son sürat vitesi eline alırsın, vites yerinden çıkar. Vites daha icat olunmamıştı ya demin. He. Biz yoldayken hemen ettiler icat ve getirdiler mi? Geçen o zaman size otobüs direksiyonu burada... yanlışlıkla çıkarırsın yerinden. He? Direksiyonu yerinden çıkarırsın. Otobüsü şarampole götürmemiz lazım. Bu hem direksiyon hem vites. Tamam süper. Gidiyorsun. Evet. Hop iki. Hop üç. Ulan madem bu kadar... Söylemeyeyim şimdi. De onu de. Hayır fırlamasın. Niye dediklerimi yapmıyorsun? Evet, şimdi son sürat gidiyorsun, sen ayaktasın, bir an oturuyorsun, bir anda arkana dönüyorsun,
zıplıyorsun. Kasis. Ve yavaş, direksiyon elinde kalır. Göster işte direksiyonu yolculara. Direksiyon. Yolcular bağırın. Bize ne olacak? Ne olacak bize? Siz de direksiyon olacaksınız. Ne olacak? Ne alakası var? Ne diyeyim ben şimdi cevap olarak? Yolcular. Bize ne olacak? İçeride çok panikleyin. Bize ne olacak? Sarp sen de katıl. Evet. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi o zaman önce şu panik ile başlayalım. Değil mi? Arkadaşım bilmiyorum ben. Kalk ayağa bir açıklama yap. Yapacak cacık bir şey yok. Ve müzik eşliğinde otobüs şarampole gider. Git şarampole. Gitmiş gibi herhalde. Sana 4. vitesi ayarladım. Enişte. Arkadaşım otobüsü devirsene. Ya bu pis gitarist bizi atıyor. Oradan aşağı atma, onlar kendi kendilerine uçsunlar. Şarampol evet, 3, 2, 1 şarampol. Neyse, toparladım. Toparladım son anda. Ne yapıyorsun lan? Onlar düştü ama sonra düzelttim arabayı. Ne yapıyorsun sen? Ona yola çıkıyorum tekrar. Kestik. Seni kurtarmaya gideceğim. Kestik, tamam. Flaş patladı. Orada duruyorsun hemen. Dur orada, dur. Dur orada. İn otobüsten aşağı. Sançık ponçiyi bul. Sançık ponçik orada domuz boku gibi yapıştı yer oldu. Ona yapacak bir şey yok artık yani. Arkadaşım, sançık ponçiyi sürünerek yerde, emekleyerek ara. Sançık ponçik. Ben niye emekliyim? Ben şahane durumdayım ya. Arkadaşım, vicdan. Evet, sançık ponçiyi emekleyerek ara. Aynı zamanda da metal dedektörü. Arkadaşım. Babam kaşif mucit. Arkadaşım. Siz hala vurulmadınız mı? Geleceğiz, dur geleceğiz. Arkadaşım, sançık ponçiyi sürünerek arıyorsun yerlerde. Onun protezi var da. Arkadaşım. Arkadaşım. Ha. Otların arasında hepsi gözükmüyor. Mississippi de ona protez taktırmıştık onlar, da öter otların o. Otların arasında gözükmüyor. Sen dört ayak sançık ponçiyi arıyorsun otların arasında. Sançık oğlum ponçiyi. Bunun her yeri vidaymış. Bizi buralarda hoplattın, zıplattın imansız. Evet. Sançık. Yerdesin. Yerdesin. Sen yerdesin. Çık ortaya. He? Sen yerdesin. Dört sen ayak. Yerdesin. Dört bacak olara. Sançık ponçik. Sançık ponçik. Otları karıştır. Barış ha. Otları karıştır. Allah Allah. Bu mu ottu, bu mu ottu? Hayır. Tamam, tamamen karıştırdım. Otların arasında dokunarak buluyorsun onu. Sançık ponçik. Ponçik ponçik. Aha buradasın. Ponçik sen misin? Sor. Sarpçığım daha böyle bol pantolonla şöyle döner misin? Sançık ponçik sen misin? Ilgaz'cığım buna daha böyle şal var geniş, içi bol pamuklu. Buldun sançık ponçiyi, al kaldır elinden. Tut elinden kaldır. Tut elinden kaldır. Saldırın. Diğer arkadaşların nerede? Kaldır şunu. Diğerleri nerede? Hangi diğerleri ya? Otobüstekiler nerede? Ne bileyim düştü herkes hay bir yerlere. Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Evet, Serkan kalk ayağa. Neredesiniz? Serkan, Orlando yolcusu kalmasın de topla milleti. Orlando yolcusu. Evet, alkışlarla seyircileri gönder yerine. Serkan sen de yerine geç. Evet, sen de yerine geç Serkan. Hayır, git yerine. Arkadaşım, şimdi kızları... biz vuruyoruz. Kızları, hayır, kızları kurşuna diyecekler. Kızlar, elleri arkadan, arkaya alın elleri. Sizi tam kurşuna dizecekler. Evet. Orada mı burada mı? Orada orada. Siz arkası sinsice karışık arkadan yaklaşıyorsunuz tamam mı? Sinsice arkadan. Barış gel kurşuna diz kızları. Sürünerek geliyorsunuz arkadaşım. Lütfen Allah rızası için. Allah rızası için 5 lira. Ne yapıyorsun? Sürünüyor zaten perişan halde. Allah. İyi de değil arkadaşım. Böyle bir azıcık bir otlu ya peynir bir şey. Arkadaşım. Değil mi? Kars kaşarı. Arkadaşım. Kars grev yeri. Arkadaşım, sen evet sırt üstü sürünüyorsun. Sarp, sen yanlamasına sürünüyorsun. Tamam. Evet. Kızlara doğru yavaş yavaş geliyorsunuz. Şimdi sizi vuracağım. Kime diyorsun? Kızlara diyor, Barış diyor. Evet. Kızları vuracaklar. Sen vurucunun tam önüne doğru geliyorsun. Tam ayaklarının dibine bir operasyon yapıyorsun adama. Alıyorsun silahı elinden. Ne oldu? Tamamdır hocam. Evet, nişan al.
Son dileğinizi dileyin. Sarp böyle yapınca dans gibi oluyor oğlum. Ayrıca bu da... Evet arkadaşım, şimdi sıra sende diyeceğim. Evet, tam nişan alıyorsun Barış, tam. Ver gerilimi müzisyen. Barış, gözüne getirsene şunu. Kızlar bağırın, nerede kaldı? Dur dur, kestik. Manyak mısınız lan? Nasıl bir bağırma öyle? Evet, siz şey diye bağırıyorsunuz. Nadir, neredesin Nadir? Evet, 3-2-1. O kim lan? Orlandolu Nadir'sin ya sen. Ha. Kim? O evet. Kadar şey yaşadım ki adımı unuttum. 3-2-1. Çek ablacığım, çek. Serin, sen bağırıyorsun. Neredesin Nadir? Orlandolu Nadir. Arkadaşım, o sırada kalkıyorsun, şeyi hallediyorsun ve kızları kurtarıyorsun. 3-2-1, buyurun. Arkadaşım ne oldu? Böyle ses be, vursun ya. Sesi dinledim de yani ben uğraşamam bundan ileride. Arkadaşım, o senin ilk aşkın. İlk öpücüğün. Benim aklım sonuncu da. Dur bakalım yani ne gösterecek. Arkadaşım yapma ya. Lütfen ya. Hazır, Barış kontrol evet, bende. Hazır mısın? Evet. Serin, sen de biraz daha şey ol. Böyle nasıl diyeyim sana? Daha böyle bir hanım hanımcık bağır, tamam? Peki. Evet, 3-2-1, buyurun. Nadir, neredesin Nadir? Orlandolu Nadir. Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Çok özür dilerim. Şapkadan Kur'an şapsın önümü görmüyorum. Sen bir de Sarp'ı düşün. Birader, çık silahın önüne. Evet. Sarp, alttan bir şey yap adama. Hayır. Allah kahretsin bu aletleri ya. Allah. Bacağını tut, bacağını. Hayır, evet, benim bacağımı. Hayır ulan! Senin bacağını niye tutuyor? Çok güneşte kaldık kendi ya. Kendi bacağını da... Lan abi, ilk yaptığın doğruydu, mal! Evet arkadaşım, şey silahlısın. Evet, yuvarlanıyorsunuz yerde ve sen onu elinden silah alıyorsun. 3-2-1, başla! Al silahı, kalk ayağa. Göster! Alamamışım. Al! He? Silah nerede? Nerede? Ben de. Biz ne yaptın bilmiyoruz ama çok iyi çalışıyoruz ortak olarak. Sarp, doğrult silahı. Hayır, adama doğru doğrult. Oğlum, kızları vur. Hayır. Sarp, sen Barış'a tutacaksın silahı. Evet, hareket yap. Yürü lan de. Kestik ya, bir dur ya. Ateş et, ateş et. Arkadaşım. Arabaya ateş et. O sonra arkadaşım. Çalışmıyor, vurduruyorum. Ateş et. Ben çok eğlendim, sizi bilmiyorum. İn ulan aşağı. İn aşağı. Sarp, oğlana silahı doğrult ve böyle yap. Hadi el, hıt. Nereye? Kovsana lan herifi. Kovsana. Sen. Ya uzatma peze. Tövbe ya. Hadi it. Çabuk kaybol buradan. Git kameraya. Evet arkadaşım, şimdi kahraman edasıyla yavaş yavaş yaklaşırsın. Hayır, ona değil. Yavaş yavaş yaklaşırsın. Serin, gör aşkını. Önce tanıyama, hangisi Serin olduğunu anlayamıyorsun. Hala bilmiyorum zaten. Merhaba Serin. Nasılsın? İyiyim Nadir, sen? Seni uzun zamandır rica ederim. İnşallah geç kalmadık. Hayır. Teşekkürler. Tam zamanında. Hoş geldin. Sarp. Merhaba. Sarp, gir devreye. Merhaba. Bu yol bizi çok kaynaştırdı. Arkadaşım ya. Evet. Ya niye yapıyorsun böyle? İnşallah geç kalmamışızdır. Merhabalaş istersen hanımefendiyle. Merhaba. Size yürüyebilir miyim? Kestik. Öne gel öne. İnşallah çevirmeye yakalım. Öne gel öne. Efendim hocam. Bu akşam ne kadar pislik yaptığının farkında mısın? Evet, saydım hepsini. Niye yapıyorsun? Bu kadar insan buraya senin erotik şeylerini, fantezilerini dinlemeye mi geldi? Öyle bir şey demedim ki ben. Öyle bir şey demedim ki. Olayları kovalıyor. Şu Sançık Ponçi'yi çağır, seyirciye selam versin. Sağ ol.
Kızları da alkışla gönder. Ver selamını. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yolcuk siz kusura bakmayın. Bırak parlak. Görüşürüz ya. Kendinize iyi bakın. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesiyle.